AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. Karşımızda kök AB varken eğer ki ben bunu A çarpı B biçimde yazıldığında elde edilen sayı rakam değilse aynı işlem her seferinde tekrar edilir. Pozitif rakam oluyorsa AB sayısına köktür sayı denir. Mesela bir örnek. Karşımızda kök 27 varken 2 ile 7'nin çarpımı ne yaptı? Kök 14 yaptı. Bu rakam olmadığından dikkatli olun. İşlemleri ne yapıyorum? Devam ediyorum. O zaman 14 sayısını bu sefer de ne yapacağız? 1 ile 4'ün çarpımı şeklinde alacağız Bu da ne yapacak? Kök 4 eşit gelecek. E kök 4 2 olduğundan bu da 27 kök sayıdır olmuş olacak. Yani olay şu. İşlemin sonuna kadar götüreceksin. Eğer ki sonuç tam sayı çıkıyorsa o sayımız kök sayı gelecek. Buna göre en büyük kök sayının ki sen bu sayının iki basamaklı bir sayı olduğunu biliyorsun. Rakamlarının toplamı kaçtır diye soruyor. E o zaman hemen gidelim 99'dan başlayalım. Ne yapacağım? Rakamlarını çarpacağım. Çarptığım zaman kim gelmiş oldu dikkat et. 81 gelmiş olmadı mı? Oldu. Hemen 81'de 1 ile 8'i çarp. Çarparsam buradan da kim gelmiş oldu? Kök 8 gelmiş oldu. E kök 8 rakam olmadığı için bu ifade köktür sayı olmaz. Gelelim kök 98'e. Rakamları çarparsam kaç yaptı dikkat et. 72 gelmedi mi? Geldi. E, 7 ile 2'yi çarparsam bu durumda ne yaptı? Kök 14 yaptı. 1 ile de 4'ü çarparsam kim geldi? Kök 4 geldi. E, kök 4'ünde 2'ye eşit oldum bildiğim için bu ifade ne gelmiş oldu? Köktür sayı gelmiş oldu. Aynı zamanda 2 basamaklı en büyük sayı geldiği için de rakamları toplamı 17 gelmiş oldu. Sorunu doğru cevabı da denizi çıkmış oldu. Aslı ve Nil Aşağıda verilen kutuların içine toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerinden her birini bir defa kullanarak A ve N sayılarını elde edeceklermiş. İşlemler yapılırken işlem önceliğine dikkat edeceğiz. Aynı renkteki kutular içerisine farklı işlemler konulmak zorunda. Buna göre benden ne isteniyor? A N'nin alabileceği en küçük değer isteniyor. Eğer ki A N'nin ben en küçük değeri istiyorsam A'nın küçük Çıkanın ne olması gerekiyor? Büyük olması gerekiyor. Yani şu anda buradaki A sonucu ne çıkmak zorunda? Olabildiğince küçük çıkmak zorunda. E şimdi burasının olabildiğince küçük çıkması için ben de şöyle yapıyorum. Hani çarpım şeklinde olan ifadeler eğer ki bir tanesi eksili bir tanesi artlı olsa bu sayı çarpılınca olabildiğince çok küçük sayı gelmeyecek mi? Gelecek. Ben de o yüzden şöyle yapıyorum. Bak çarpım şeklinde olan sayıların bir tanesini artılı aldım. Bir tanesini eksili aldım ki. Hani ben bunları çarptıktan sonra sonuç olabildiğince küçük gelsin diye. E zaten otomatikman şu an iki tane işlem üzerine oturmuş oldu. Geriye tek bir işlem kaldı toplama. O yüzden toplamayı da buraya yerleştirmiş oldum. Yalnız dikkatli ol. Sen bu mantıkta çarpmayı buraya koyduysan artık çarpma buraya gelemez. Çıkarma da buraya gelemez. Haberin olsun. Çünkü mutlaka dikkat et. Aynı renkteki kutularda farklı işlemler olacaktır. Şimdi geliyorum N'ye. N'nin büyük olması için çocuklar çıkanın mutlaka küçük olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. E şu an elimdeki en küçük sayı kim? 1. O yüzden bir kere ben eksi buraya koydum. Koyduktan sonra dikkat et. Geriye kim kaldı? Bir toplama kaldı. Bir de çarpma kaldı. E çarpmayı sarıya koyamayacağım göre çarpmayı ortaya yerleştirdim. Buradan da kim gelmiş oldu? Toplama işlemi gelmiş oldu. Şimdi yukarıdaki ve aşağıdaki işlemleri teker teker yapalım. Ama yaparken ne yapacağız? Mutlaka ama mutlaka işlem önceliğine dikkat edeceğiz. Bu durumda ilk önce ne yapıyorum? Şuradaki çarpma işlemini yapıyorum. Eğer ki çarpma işlemini yaparsam 1 artı 2 eksi 3 çarpı 4'ten dolayı eksi 12 gelmiş oldu. E bundan sonra 1 ile 2'yi topladım 3 yaptı. 3'ten de 12 çıkarsa a değeri eksi 9 gelmiş oldu. Geldim aşağıya. İlk önce hemen çarpmayı yap. Çarpmayı yaparsak. 4 artı 3 çarpı 2 eksi 1 karşımda var. Hemen ne yaptık? Şurasının bir 6 olduğunu söyledik. E 4 ile 6'yı topladım. 10 yaptı. 10'dan da 1 çıktı. O zaman n değeri de kaç gelmiş oldu? Dikkat et. n değeri de 9 gelmiş oldu. E bu değerleri aşağıda yerine yazarsak. Öyleyse a eksi n değeri de. Ben a'nın eksi 9. n'nin 9 olduğunu biliyorum. Faktörde da kaç gelmiş oldu? Eksi 18 gelmiş oldu. Yani sorunun doğru cevabı da. Adana çıkmış oldu. Aşağıda şekil 1 ve şekil 2'deki kasalarda bulunan sağlam ve çürük elmalar bize gösterilmiştir. Mehmet Ali şekil 1'deki kasada bulunan elmaların bir kısmını alıp şekil 2'deki kasaya koyduğunda şekil 2'deki kasada bulunan çürük elma sayısının sağlam elma sayısının oranı 3 bölü 4 oluyormuş. Normalde bize sağ tarafta dikkatli olun. Şekil 2'de bazı elmaların çürük, bazı elmaların sağlam olduğu gösterilmiş. Sen bunun üzerine şekil 1'den bazı elmaları koyduğun zaman bu oran 3 bölü 4 olacakmış. Buna göre şekil 1'deki kasada kalan elmalardan çürük olanların sayısının sağlam olanların sayısına oranı kaçtı diye soruyor. Şimdi şöyle yapalım. İlk durumda bakın bize çürük olanlar zaten burada işaretlenmiş. Şu anda bu elmalar dikkat edin çürük elmalar. Şu işaretlenen elmalar çürük. E, o zaman şekil 2'de şu anda bir tane çürük, 3 tane sağlam elma yok mu? Var. Peki sen sol taraftan bazı elmaları sağ tarafa aldın ya, bunların kaç tanesinin çürük, kaç tanesinin sağlam olduğunu biliyor musun? Hayır, bilmiyorsun. E diyelim ki sağ tarafa aldığın elmalardan x tanesi çürük olsun, y tanesi sağlam olsun. Bu durumda sağ tarafta oluşan çürük elmaların tamamı, x artı 1 geldi. Sağlam elmaların tamamı da y artı 3 gelmiş oldu. İşte bunların oranı kime eşit olacakmış? 3 bölü 4'e. Ben de ne yapıyorum? İçler dışları buradan yapıştırıyorum. İçler dışları yaparsam 4 çarpı x 4x geldi. Artı 4 sağdan geldi. 3 çarpı y 3y artı 9 gelmiş oldu. 3y'yi sol tarafa aktardım. 4'ü sağ tarafa aktardım. 4x eksi 3y kime eşit gelmiş oldu? 5'e. Peki bu denklemi sağlayan x ve y değerleri kimler? Bak sen burada x yerine 2 yazsan, y yerine 1 yazsan 8'den 3 çıkınca 5 kalmayacak mı? Kalacak. Yani bu denklemi sağlayan x ve y ikilileri kim geldi? 2'ye 1 geldi. E ben anlıyorum ki o zaman biz şekil 1'den şekil 2'ye 2 tane çürük elma, 1 tane de sağlam elma atmışız. O zaman şöyle yapıyorum. Bak buradaki 2 tane çürük elmayı hemen sildim. Bir tane de sağlam elmayı sildim. Benden ne istiyordu? Şekil 1'deki kasada kalan elmalardan çürük olanların sayısının sağlam olanların sayısına oranı istiyordu. E şu an çürük olanlardan bir tane kaldı. O zaman çürüklerin sayısı 1 geldi. Peki sağlamlar kaç tane? 1 buradan, 2 buradan, 3 buradan, 4 buradan 5 tane elma sağlam. Öyleyse oranımız 1 bölü 5 geldi. Yani sorunun doğru cevabı da Bursa çıkmış oldu. Bir keçi boynuzu bitkisinin içindeki çekirdeklerin ağırlıkları birbirine eşit olduğundan eskiden ağırlık ölçüsü olarak kullanılırdı. Bir çekirdeğin ağırlığı 200 mg geliyormuş. 16 tane çekirdeğe 1 dirhem deniliyormuş ve Osmanlı altını da 2 dirhem artı 1 çekirdek ağırlığındaymış. Şimdi ilk önce, ilk önce biz bunu bir yazalım. Bir adet Osmanlı altını ne eşitmiş Osmanlı altını? Dikkatli olun. 2 tane dirhem, 2 dirhem artı bir çekirdeğe eşitmiş. Bir çekirdek. E dikkatli olun. Biz yukarıdaki bilgiden şunu biliyoruz. Aynı zamanda sen bir tane dirhemin 16 tane çekirdek olduğunu bilmiyor musun? Biliyorsun. E 1 dirhem 16 tane çekirdeğe sahipse o zaman iki tane dirhem 32 tane çekirdeğe sahip olmayacak mı? Olacak. 32 tane çekirdek buradan. Bir tane çekirdek buradan. E otomatikman bir Osmanlı. Bir Osmanlı. Kime eşit gelmiş oldu? 33 tane çekirdeğe eşit gelmiş oldu. Ve sen sor sorunun başında neyi biliyorsun? Bir çekirdeğin ağırlığının 200 mg olduğunu biliyorsun. E, öyleyse bir çekirdeğin ağırlığı 200 mg'sa biz 33 tane çekirdeğin ağırlığını bulacaksak ne yapmam gerekiyor? 33 ile 200'ü çarpmam gerekmiyor mu? Bu durumda dikkatli ol. 33 çarpı 200'den Burası da ne gelmiş oldu? 6600 miligram geldi. Çünkü buradaki ağırlık miligram. Eğer ki bunu da grama çevirmeye kalkarsam Virgülü 3 basamak sola atmam gerekiyor. Ne yapacak bu da? 6,6 gram yapmış olacak. Tamam ben şunu buldum. Neyi bulduk? Biz 33 tane çekirdeğin 6,6 gram geldiğini bulduk. Bunu hemen bir yazalım. 33 tane çekirdek ne yapmış? 6,6 gram gelmiş. Peki bizden ne isteniyor? 2 üzeri 10 eksi 1 tane çekirdekle ölçülen Osmanlı altını kaç gramdır? Yani 33 tane çekirdek 6,6 gramsa 2 üzeri 10 eksi 1 ki dikkatli ol. 2 üzeri 10 eksi 1 demek ne demek? 1023 tane çekirdek demek. O zaman sorumuz şu. 1023 tane çekirdek kaç grama karşılık gelir? E bu bir doğru orantı. O yüzden çapraz çarpım yapıyorum. Eğer ki yaparsak 33 çarpı x eşittir. 6,6 çarpı 1023'ten iki tarafı da 33'e bölün. Eğer ki bölersek x ifademiz ne gelmiş olacak? 6,6 çarpı 1023 bölü 33 gelmiş olacak. Şöyle yapalım. Pay kısmındaki virgülü bir basamak sağa kaydır. Sağa kaydırınca pay bir tane sıfır at. Öyleyse ben bu ifadeyi 66 çarpı 1023 payda kısmını da 330 şeklinde yazdım. Bundan sonra işlemlere devam et. 330'u gittim 33'e böldüm. Kaç kere var? 10 kere var. 66'yı 33'e bölersem kaç kere var? 2 kere var. E 2 ile eğer ki 1023 çarparsak ne gelecek? 2046 gelecek. Bir de paydadan 10 geldiği için sorunun doğru cevabı 204,6 gram yani Bursa gelmiş oldu. Aşağıda verilen sayı doğrusunda eksi 9 ile 11 arası 5 eş parçaya bölünmüştür. Dikkatli olun siz eksi 9'dan 11'e kadar toplamda 20 birim uzunluğunda bir sayı doğrusu görüyorsunuz. Ve siz ne yapmışsınız? Bunları gitmişsiniz 5 eş parçaya ayırmışsınız. E sen gidip de 25 eş parçaya bölersen parçalardan her biri 4 birim uzunluğunda olmak zorunda değil mi? Yani ben ne anlıyorum? Şuradaki her bir parça toplamda 4 birim uzunluğunda. E o zaman sayı doğrusunda sağa giderken sayı büyüceği için eksi 9'a 4 eklersem A noktası eksi 5. Eksi 5'e 4 eklersem B'nin eksi 1. Eksi 1'e 4 eklersem C'nin 3. 3'e 4 eklersem D'nin 7, 7'ye de 4 eklersem 11 geldiğini görürüm. Buna göre B artı C artıdır diyor. B ne gelmişti? Eksi 1. C ne gelmişti? 3. Toplarsam artı geldi. A ifademiz eksi 5. C ifademiz 3 geldi. Toplarsam negatif çıktı mı? Evet çıktı. İkinci yargı da doğru. B ifademiz eksi 1. C'miz 3. D'miz de 7 geldi. E ben bunları çarparsam sonuç negatif gelmeyecek mi? Öyleyse üçüncü yargımız yanlış. Sorunun doğru cevabı da Denizli gelmiş oldu. A, B ve C birbirinden farklı birer pozitif tam sayımış. ABC sayılarının asal çarpanları ayrılması aşağıdaki gibi bize verilmiş. Buna göre Ekok A E bölü Ekok B de nedir diye soruyor bize. Yani kısaca bizden A sayısını, E sayısını B sayısını ve D sayısını bulmamızı istiyor. Şimdi sağdan bir başlayalım. Normalde adam F'yi 11'e böldüğü zaman burası 1 geliyorsa F'nin kaç olması gerekiyor? 11. 11'i 11'e bölersem 1 tam gelecek. Peki bunu bunu bulmanın diğer yöntemine sen 1 ile 11'i çarparsan burası gelmez mi? O zaman bu taktikte ilerlersem biraz daha rahat edebilirim. Şöyle yapalım. 11'i 7 ile çarparsam hangi sayı gelmek zorunda? 77. E demek ki de buradaki D sayısının 77 olması gerekiyor. Tamam D'yi bulduk. D kaç geldi? 77 çıktı. Gelelim sol tarafa. 1 ile 7'yi çarptığım zaman sonuç kaç geldi? 7 geldi. E demek ki de E sayısı da 7 çıkmış oldu. Devam ediyorum. Aynı şekilde sen 7 ile 3'ü çarptığın zaman da kimin gelmiş olması gerekiyor? A'nın. Demek ki de A sayısı da 21 gelmiş oldu. Devam edelim. En son 1 ile 3'ü çarparsam da şuradaki B sayısı 3 gelmiş oldu. E bu durumda ben bu sayıları alıp da aşağıda yerine yazarsam kim gelmiş olacak? EKOK A ile E. A'mız kim? 21. E'miz kim? 7. Bölü aynı şekilde EBOB B ve D. EBOB B sayısı kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. Peki D sayısı kaç gelmiş oldu? O da 77 gelmiş oldu. Bana diyor ki 7 ve 21 sayılarının en küçük ortak katını bul. Sen 7 ve 21'i en küçük nerede birleştirirsin? 21'de. Eğer ki bunu göremiyorsan ne yapacaksın? Gideceksin 7 ile 21'in en küçük ortak katını paşa paşa bulacaksın. 3'e bölsem 7 kere var, 7 kere var. 7'ye bölsem 1 kere var, 1 kere var. E, o zaman buradaki sayının çarpımı bana ekoku vermeyecek mi? Verecek. Demek ki ekok kaç geldi? 21 geldi. Arkadaşlar 3 ve 77 sayıları aralarında asal sayılar değil mi? Yani birden başka ortak çarpanı olmayan sayılar. Aralarında asal sayıların en büyük ortak böleni kaçtı? 1'di. Dolayısıyla paydanın 1 gelmesi gerekiyor. Sorunda doğru cevabı 21 geldi. Yani cevap denizi çıkmış oldu. 4 basamaklı ABCD doğal sayısı 2 basamaklı AB doğal sayısına tam bölünüyorsa ABC'de doğal sayısına yüzsüz sayı denirmiş. Örneğin buradaki 2000 sayısı baştaki 20'ye tam bölündüğünden 2000 neymiş? Bir yüzsüz sayıymış. Bana diyor ki 1800A4 4 basamaklı sayısı yüzsüz bir sayı olup dur. E bu durumda otomatikman bizim elimizdeki 1800A4'ün kime tam bölünmesi gerekiyor? 18'e. Peki bir sayının 18'de tam bölmesi için kimlere tam bölmesi gerekiyordu? 2 ve 9'a. Zaten 2'ye tam bölünce bariz. Neden? Çünkü birler basamağı çift. Peki bir sayının 9 ile tam bölünmesi için ne olması gerekiyordu? Rakamları toplamının 9'un tam katı olması gerekiyor. E öyleyse toplamının rakamlarını 8, 4 daha 12 yaptı. 12, 1 daha 13 yaptı. 13 artı A sayısı mutlaka 9'un tam katı olmak zorunda. Sen 13'e kaç eklersen 9'un tam katı yapar? 5. Öyleyse ben buradan A rakamını 5 bulmuş oldum. Öyleyse A rakamı 5 ise bak. Şurada oluşan sayımız da 1500 B5 sayısı olmadı mı? Oldu. Ve bu sayı nasıl bir sayıymış? Yüzsüz sayı değilmiş. Buna göre B'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar eğer ki bu sayı yüzsüz bir sayı değilse bu sayı 15 ile tam Bölünmemesi gerekiyor. Peki bir sayı 15 ile bölünürken kimlere bölünecek? 3'e ve 5'e. E zaten 5'e tam bölünür biliyorum. Çünkü birler basamağı 5 gelmiş. Bir sayının 5 ile tam bölünme kuralı neydi? Birler basamağının 0 veya 5 olmasıydı. 5'e e tam bölünüyorsa o zaman 3'e tam bölünmemesi lazım ki 15'e tam bölünmesin. Peki bir sayının 3 ile bölümünden kalan 0 nasıl olunurdu? Yani 3 ile tam nasıl bölünürdü? ...rakamları toplamının 3'ün tam katı olması gerekiyor. Öyleyse hemen rakamları ben bir toplasam. 5 buradan, 5 buradan 10, 1 de buradan 11 geldi. 11'e B ekledim. Sen 11'e en az kaç eklersen 3'ün tam katı yapar? 1. Ya da buna 3 ekle? 4. 3 ekle? 7. İşte B sayısı eğer ki bunlardan 1 olursa... ...bu durumda bu sayı ne yapacak? 3 ile tam bölünecek. Ama ben ne istiyorum? Tam bölünmemesini istiyorum. E demek ki anlıyorum ki B sayısı 1, 4, 7 olamaz. Normalde bizim elimizde rakam olarak sıfırdan başlayıp kaça kadar rakamlar var? 9'a kadar rakamlar var. Peki ben sıfırdan 9'a kadar tüm rakamların toplamının kaç olduğunu biliyorum. Matematikte birden başlayıp n'e kadar giden sayıların toplam formülü neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2'den 45 gelmiş oldu. Ama dikkat et bu sayı grubunda 1, 4, 7 bulunamaz. Ki bulunmayacak sayıların toplamı kaç yapıyor? 7, 4 daha 11, 1 daha 12 yapıyor. Öyleyse ben ne yapıyorum? Bu toplamdan 12 çıkartıyorum. Sorunu doğru cevabı da denizi gelmiş oluyor. Ne yaptım? Hani buradaki B sayısı herhangi bir rakamı alabilir ya. Ama kim dışında? 1, 4, 7 dışında. O yüzden elimdeki tüm rakamları topladım. Sonra olamayacağı değerde ne yaptım? Çıkarttım. Cevapta 33 gelmiş oldu. Online satış yapan A ve B firmalarının fiyatları X lira ve Y lira olan ürünlere ait sipariş sayıları aşağıdaki tabloda bize verilmiştir. Tamam. X lira olan üründen Y artı 4 tane satılmış. B hiç satılmamış. Aynı şekilde Y lira olan üründen B firması Y artı 4 tane satmış, A firması hiç satmamış. Buna göre A ve B firmalarının siparişlerden elde ettiği toplam kazanç K liradır. O zaman biz ilk önce şu K lirayı bir hesaplayalım. Şimdi bir tane ürün X sırayken ben bu üründen kaç tane sattım? Y artı 4 tane sattım. E öyleyse Y artı 4 tane üründen elde ettiğim toplam kazanç x çarpı y artı 4 olmuş olmayacak mı? Olacak. Artı aynı şekilde bir tane ürünün fiyatı y lirayken ben bu üründen toplam kaç tane sattım? y artı 4 tane sattım. Öyleyse y artı 4 tane üründen elde edeceğim toplam, kazan toplam kazançta y çarpı y artı 4 yapmayacak mı? Yapacak. Buradaki x'i ve y'yi hemen şöyle bir içeri dağıtın. Dağıtırsak x y soldan geldi artı 4 x de soldan geldi. Y'yi sağ tarafı dağıtırsam Y'nin karesi artı 4Y gelmiş oldu. Bakın dikkatli olun. Eğer ki siz bu iki ifadeyi Y parantezine şu iki ifadeyi de 4 parantezine alırsanız. Şimdi soldaki ve sağdaki ifadeleri Y parantezine alıyorum. O zaman ne yaptım? Y'yi attım. Y'nin karesini attım. Soldan kim kaldı? X kaldı. Sağdan artı Y gelmiş oldu. Aynı mantıkta Bunları 4 ortak parantezine alırsam 4'leri attım soldan x geldi sağdan da y gelmiş oldu. E şu anda x artı y'ler ortak değil mi? Hemen gidiyorum bu ifadeyi x artı y ortak parantezine aldım. x artı y'leri attım soldan y geldi sağdan 4 gelmiş oldu. İşte biz ne yaptık şu anda kaybolmuş olduk. Peki buna göre bizden dikkatli olun daima doğru istiyor. Birinci yargı y sayısı Çift bir sayı ise K'nın ne olduğunu iddia ediyor. Çift olduğu iddia ediyor. E Y çiftken şu anda 4 sayısı da çift değil mi? Çiftle de çiftin toplamı ne yaptı? Çift yaptı. Öyleyse bunun tamamı çiftken sen çiftle hangi tam sayı çarparsan çarp sonuç ne gelecek? Çift gelecek. O yüzden birinci yargı doğru. Gelelim ikinci yargıya. Karşımızda X artı Y çarpı Y artı 4 ifadesi var. Ne diyor bana? Y ifadesi Tek ise diyor. E şimdi y tek ise dördümüz ne? Çift. Çiftle tekin toplamı ne yaptı? Tek yapmış oldu. Buna göre bizden istediğine k'nın tek olması. E arkadaşlar şimdi siz x artı y hakkında herhangi bir fikir sahip misiniz? Siz sadece y'nin tek olduğunu biliyorsunuz. E y tekken x ne? Bilinmiyor ki. X tek olsa dikkat et bunun sonucu çift gelecek. X çift olursa bunun sonucu tek gelmiş olacak. O yüzden x hakkında bir fikrim olmadığı için bak bunun sonucu tek gelse tekle tekin çarpımı tek gelecek. Bunun sonucu çift gelse çiftle tekin çarpımı çift gelecek. O yüzden burada kesin bir yargıya ulaşmam mümkün değil. Geliyorum 3. yargıya. Yine karşımda k eşittir x artı y çarpı y artı 4 şeklinde bir eşitlik var. Ne diyor bana? Bu sefer x sayısını çift al diyor. Bunu çift aldım. E şimdi ben bunu çift alınca ne sol tarafın ne de sağ tarafın kesin tek veya çift olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun ki. Çünkü Y hakkında bir fikrin yok. E bu durumda sen K hakkında nasıl çift iddia edebilirsin? Bu da daima doğru değil. Sorunun doğru cevabı da Adana gelmiş oldu. Beden eğitimi öğretmeni okulun bahçesine aşağıda verilen eksi 6'dan 6'ya kadar sayı doğrusunu birer birim aralıklarla çizdirmiştir. Öğretmen öğrencilerden birine istediğin bir sayı seç ve üzerine dur demiştir. Ardından en fazla 6 birim sağa veya 2 birim sola doğru yürümesini istemiştir. Hareketleri izlemekte olan matematik öğretmeni öğrencinin hareketi sırasında oluşturduğu ifadeyi mutlak değer x eksi 1 küçük eşittir 4 şeklinde belirlemiştir. Buna göre öğrenci başlangıçta hangi sayın üzerine durmaktadır diye soruyor bana. Arkadaşlar mutlak değer herhangi bir sabit sayıdan küçükse mutlak değerin içindeki ifade bu sabit sayının bir eksilisi bir de artılısı arasında açılması gerekmiyor mu? E bu durumda eşitsizliğin ortasında eksi bir varsa ve ben bunu sağa sola atarsam nasıl geçecek sağa sola? Artı bir olarak geçecek. Geçerse x'in değer aralığı da eksi 3 ile 5 gelmiş oldu. Bak şimdi hoca ne demişti? Ya en fazla 6 birim sağa gideceksin ya da en fazla 2 birim sola gideceksin. E demek ki ben en fazla 6 birim sağa gittiğim zaman 5'e gelmiş oluyorum. E ben en fazla 5'e gelebiliyorsam 5'in 6 birim solundaki nokta hangi nokta olmalı? Eksi 1. Bak bu eksi 1 diğerine uyuyor mu? Evet uyuyor. Çünkü sen eksi 1 noktasından 2 birim sola gitsen en fazla hangi nokta gelecek? Eksi 3. E demek ki de başlangıçta hangi sayın üzerine diye bana soruyor. Doğru cevap da eksi 1 gelmiş oldu. Aşağıdaki özel yapılmış avoküste boncuklar verilen düzenle yerleştirilmiştir. Buna göre 100. sırada kaç boncuk vardır diye soruyor. Arkadaşlar bu tarz sorular belli bir düzende giden sorular yani örüntü soruları. O zaman bu tarz sorularda bizim yapmamız gereken şey ne? Bu boncuklar kaçta bir kendi tekrar etti? Bunu bulmak. Soldan bir başlayalım. Burada toplam kaç tane boncuk var? 6. Burada 4 tane var. 2 tane var. 4 tane var. 6 tane var. 4 tane var. Bak dikkat et. 6 4 2 4 6 4 2. Kendini ne yaptı? Tekrar etti. Burası birinci sıra. Burası 2, 3, 4, 5. sıra. E birinci sırayla 5. sıra aynı geldiğine göre ben ne anlıyorum? Soldaki boncuklar dörtte bir kendi tekrar ediyor. Geliyorum sağdaki boncuklara. Kaç tane boncuk var? 5 tane, üç tane, bir tane, 5 tane, üç tane, bir tane. Bak ne yaptı? Yine kendi tekrar etti. Sen buradaki sıranın birinci sıra 2, 3, buradaki sıranın da dördüncü sıra olduğunu biliyorsun. E bu durumda sağdaki boncuklarda üçte bir kendi tekrar etmedi ve etti. Sağdaki boncuklarda üçte bir kendi tekrar ediyorsa ve biz yüzüncü sıra istiyorsak ne yapacağız? Sağ tarafa göre yüzün üç ile bölümünden kalana bakacağım ki bu da kaç gelmiş olacak? Bir gelmiş olacak. E sol tarafa göre bakarsak sol tarafta ne yapacağım? Yüzün dört ile bölümünden kalana bakacağım. O da kaç gelmiş olacak? Sıfır gelmiş olacak. Yani ben buradan ne anlayacağım? 100 sayısı 4'ün tam katı. Yani 4. sırada şu an kim var? 4 var. E ben bunun üzerine bir 4 daha eklesem 8. sırada 4 gelmiş olmayacak mı? Üzerine bir 4 daha eklesem 12. sırada 4 gelmiş olmayacak mı? Bir 4 daha eklesek 16. En son 100. sırada 4 gelmek zorunda. Yani sol taraftan totalde 4 tane boncuk geldi. Sağ tarafta 100'ün 3 ile bölümden kalan 1 olduğu için... Baştan birinci sıra kim? 5. O zaman sağdan da 5 tane boncuk gelecek. Soldan 4 boncuk geldi. Sağdan 5 boncuk geldi. Toplamları 9 yaptı. Yani cevap da gelmiş oldu. Tekrar ediyorum. Soldan niye 4 tane boncuk geldi? Arkadaşlar 100'ün 4 ile bölümden kalan 0 geldiği için bizim 100. sıramız 4'ün tam katı çıktı. O zaman ben de diyorum ki ya bu 4'ün tam katı olan sıralarda kaçar tane boncuk var bir bak. Bak dikkat et. Şu an dördüncü sırada dört tane boncuk var. E ben bunun üzerine dört tane daha sıra eklesem. 8. sırada da dört tane boncuk gelmeyecek mi? Bunun üzerine dört tane daha eklesem. Yani dört sıra daha eklesem. 12. sırada da dört tane boncuk gelmeyecek mi? E bu şekilde devam edersem. 100 sayısı da dördün tam katı olduğu için. Otomatikman ne gelmiş olacak? Burada dört tane boncuk gelmiş olacak. Cevabımız da Edirne gelmiş oldu. Bir giyim mağazasında satılan gömleklerden bazıları 95 lira, bazıları 160 lira ve bazıları 210 liraymış. Haydi fiyatları 160 ve 210 olan gömleklerden küçük kardeşim Mert ve büyük kardeşi Kamil'e üçer tane gömlek seçiyor. Peki seçme işimi nasıl yapmış? Her biri için iki gömlek aynı, diğeri farklı olacak şekilde yapmış. Yani olay şu. Sen iki tane 210 liralık gömlek alıyorsan bir tane 160 liralık gömlek almak zorundasın. Ya da iki tane 160 liralık gömlek alıyorsan bir tane 210 liralık gömlek almak zorundasın. Hemen bu gömlekler kaç lira yapıyor? Bunu bir hesaplayalım. İki tane 210 ne yaptı? 420 lira yaptı. Sağdan da 160 geldi. X'ini toplarsam ne yapmış oldu? 580 lira yapmış oldu. Geliyorum aşağıya. 2 tane 160, 320 geldi. Bir tane 210, 210 geldi. İkisini toplarsam da kaç lira yapmış oldu? 530 lira yapmış oldu. Soruyu okumaya devam edelim. Haydi kasaya gittiğinde cebindeki paranın Kamil için seçtiği gömlekleri fazla geldiğini, Mert için seçtiği gömleklere de yetmediğini görüyor. İşte ben buradan ne anlıyorum? Kamil'in cebindeki para fiyatı fazla olan gömleklere yetmiyor. Ama fiyatı az olan gömleklere de fazla geliyor. E biz buradan ne anlıyoruz? Kamil'in cebindeki para eğer ki x lira ise bu x lira 530'dan büyük olmak zorunda. Aynı zamanda 580'den de küçük olmak zorunda. Peki bizden ne istiyor? Bu durumda seçtiği gömlekleri geriye bırakıp cebindeki parasıyla 95 liralık gömleklerden alıp kardeşine hediye ediyormuş. Buna göre en fazla kaç tane gömlek alabilir diye soruyor bana. Arkadaşlar cebimizde 600 lira para olsa ve bir gömleğin fiyatı 100 lira olsa siz en fazla kaç tane gömlek alabilirsiniz? 6 tane değil mi? Yani ne yaptınız? Cebinizdeki paraya gittiniz. Bir gömleğin fiyatını böldünüz. Toplam alabileceğin gömlek fiyatı ortaya çıkmadı mı? Çıktı. E, o zaman ben burada cebimdeki parayı alsam. Bir tane gömleğin fiyatına bölsem alabileceğim toplam gömlek adedi ortaya çıkmayacak mı? Çıkacak. E sen burada x'i 95'i bölüyorsan her tarafı 95'e bölmek zorundasın ki eşitsizlik bozulmasın. Böldüğüm zaman sol taraf 5.5 küsuratlı bir sayı yapacak. Sağ tarafta 6.1 küsuratlı bir sayı yapacak. E bu durumda 5.5 ile 6 küsurat arasında hangi tam sayı var? 6 var. Demek ki bizim gömlek sayımızda bu durumda en fazla 6 olmak zorunda. Yani sorunun doğru cevabı da Ceyhan gelmiş oldu. Bize soruda f artı g fonksiyonu verilmiş. Buna göre f artı g 2 52 olduğuna göre a kaçtı diye soruyor. O zaman ne yapıyorum? f artı g 2 bulabilmek için bu fonksiyonda x gördüm her yere 2 yazıyorum. Yazarsam da F artı G 2 değeri kim gelmiş oldu? 16 artı 6 A gelmiş oldu. Peki bu kime eşit olmak zorunda? 52 eşit olmak zorunda. At 16 karşı tarafa. E bu durumda 6 A kime eşit gelmiş oldu? 52'den 16 çıkarsam geriye kaç kaldı? 36 kaldı. E bu durumda A değeri de 6 gelmiş oldu. Yani sorunun doğru cevabı da denizi çıkmış oldu. Aşağıda 0 ile 4 aralığından 0 ile 4 aralığına tanımlı f ve g fonksiyonlarının dik koordinat düzlemindeki grafikleri bize verilmiştir. İki tane bilgi verilmiş buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Çocuklar öncelikle bizim karşımızda diyelim ki f4 eşittir 5 iken ben bu x'ini yerini değiştirirsem bu fonksiyon neyini almış olacaktım? Tersini. Yani f'in tersi 5 kime eşit gelmiş olacaktı? 4'e. E bu durumda Karşımızda şöyle iki değer varken bak biz eğer ki şu x'in yerini değiştirirsek bu fonksiyon neyini almış olacağız tersini. Ters alınmış bir fonksiyonun bir daha tersini alırsam kim gelmiş olacak? Kendisi. Yani ben buradan ne anlıyorum? f(a) değeri 3'e eşit gelmiş oldu. Aynı mantıkta şu x'ini yer değiştirirsek ne yapmış olacağım? Bu fonksiyonun tersini almış olacağım. E tersi alınmış bir fonksiyonun bir daha tersini alırsam kim gelmiş olacak? Kendisi. Yani de kime eşit gelmiş oldu? 3 eşit gelmiş oldu. Şimdi gidelim f fonksiyonunu 3 yapan a değerini biz bir bulalım. Bak şimdi dikkat et. Buradaki f fonksiyonunu 3 yapan değer aslında tam da şuradaki değer değil mi? Çünkü sen x ekseninden bu değeri seçsen fonksiyon üzerindeki görüntüsü tam da kime gidiyor? 3'e gidiyor. E ben anlıyorum ki benim bu durumda a değerim mutlaka 2 ile 3 arasında gelmiş olması gerekiyor. Bize diyor ki GB değeri 3'müş. Ne demek bu? X ekseninden B'yi seçtin. G'ye götürdün ve çıkan sonuç kime gitti? 3'e. E G fonksiyonunda dikkat et. Çıkan fonuç, sonuç nerede 3'e gidiyor? Bak tam da bu noktadan gidiyor. Sen bu noktayı alıp fonksiyonu yerine yazarsan çıkan sonuç tam da kime gitmiş oldu? 3'e gitmiş oldu. E anlıyorum ki o zaman B değeri de mutlaka 3 ile 4 arasında olmuş olması gerekiyor. Birinci yargı F A ile G B birbirine eşittir. Evet eşit. F A 3'e eşit. G B de 3 olduğuna göre o zaman birinci yargı doğru. Gelelim ikinci yargıya. F B büyüktür F 2'dir diyor. Çocuklar B değeri 3 ile 4 arasından bir sayı değil mi? 3 ile 4 arasından bir sayı. Hemen 3 ile 4 arasından bir sayıyı F fonksiyonundaki görüntüsünü bir kontrol edin. Bak sen 3 ile 4 arasından bir sayı aldığın zaman bunun f üzerindeki görüntüsü nereye gitti? 3 ile 4 arasında bir yere gitti. Yani ben anlıyorum ki fb değeri mutlaka mı mutlaka 3 ile 4 arasında bir yere zorunda. Peki f2 nereye gidiyor? Fonksiyonun 2 üzerindeki görüntüsüne bakarsan bu kime gitmiş? 2'ye gitmiş. E o zaman benim f2 değerim 2 geldiyse mutlaka FB değerleri şu an 2'den daha büyük mü? Evet daha büyük. O zaman ikinci yargı da doğru gelmiş oldu. Geliyorum üçüncü yargıya. Hemen GA değerini bulalım. A kimdi? 2 ile 3 arasından bir sayıydı. O zaman 2 ile 3 arasından bir sayıyı aldım. G'deki görüntüsünü kontrol ediyorum. Bak dikkat et. Sen buradan bir sayı aldığın zaman G'deki görüntüsü nereye gitti? 3 ile 4 arasında bir yere gitti. O zaman anlıyorum ki GA değeri 3 ile 4 arasında bir yere gitmiş oldu. Peki f'in 2 üzerindeki görüntüsü kime gidiyordu? 2'ye gitmiyor muydu? E benim şu anda g, a değerlerim 3 ile 4 arasında olduğuna göre bu 3 ile 4 arasındaki değerler 2'den daha büyük değil mi arkadaşlar? Mutlaka daha büyük. Ama burada bana küçüktür dediği için o zaman 3. yargı yanlış gelmiş oldu. Sorunun doğru cevabı da Ceyhan çıkmış oldu. 4K Holding çağrı merkez departmanı için personel alım yapacakmış. Bu işlem için bana 3 tane önerme vermiş. P veya R ise Q önermesi yanlış olduğuna göre yani bu önermenin sonucu sıfıra denkse buna göre aşağıdaki bilgileri verilen hangi kişi bu iş için uygundur diyor. Arkadaşlar arada veya balcı varsa ve sonuç yanlış bir önerme ise hem soldaki önerme yanlış hem de sağdaki önerme yanlış olmak zorunda. Çünkü eğer ki bunlardan bir tanesi bile 1 olsa unutmayın. Veya'nın yutan elemanı 1'dir. Sonuç 1 gelmek zorundadır. Dolayısıyla ben buradan ne anlıyorum? P bir kere yanlış bir önermeymiş. R ise Q da yanlış olmak zorunda. Peki R ise Q ne zaman sıfıra giderdi? Sadece bir durumda. O da birden sıfıra gittiği zaman. Hatta bunu size nasıl kodlatırlar? 100 şeklinde kodlatırlar. E demek ki ben ne buldum? R'yi doğru bir önerme buldum. Q'yu da yanlış bir önerme buldum. Şimdi P eğer ki yanlış bir önerme ise P önermesi ne? 22 yaşından küçük olduğunu söylüyor. Demek ki bizim alacağımız personel 22 yaşından küçük olmayacak. 22 yaşına eşit veya ondan daha büyük olmak zorunda. Çünkü bana P'nin yanlış olduğunu söyledi. E Bu durumda 22 yaşından küçük olanları bir ele. Şu gitti, bu gitmiş oldu. Yani ne yapamıyorum ben burada? Eden, Edirne'ye ve Bursa'ya bakmamış oluyorum. Bunları geçtik. Geliyorum Q önermesine. Ne diyor bana? Erkek personel diyor. E bu yanlış bir önermeyse o zaman doğrusu ne olacak? Ben kadın almak zorundayım. Demek ki de bu durumda Ali de gitti. Geriye kim kaldı? Ceren ve Defne kaldı. R önermesi doğru bir önermeymiş. Yani bizim elimizde en az 3 yıl tecrübe olmak zorunda. E dikkat et. Defne'nin şu anda 2 yıl tecrübesi olduğu için Defne'yi de alamıyorum. Bu durumda sorunun doğru cevabı da Ceyhan çıkmış oluyor. Bir doğal sayının asal çarpanları A kümesini, pozitif bölen sayısının rakamları B kümesini oluşturmaktadır. Aşağıdaki sayılardan hangisi A birleşim B kümesinin eleman sayısı en çok olur diye soruyor. E öyleyse teker teker bütün şıkları inceleyip A birleşim B'nin eleman sayısı hangisi daha fazlaysa onu doğru cevap olarak işaretleyeceğiz. 48'den başlayalım. Öncelikle asal çarpanları bir ayıralım. 2'ye böldüm 24 kere var. 2'ye böldüm 12 kere var. 2'ye böldüm 6 kere var. 2'ye böldüm 3 kere var. 3'e böldüm 1 kere var. Öyleyse buradaki sayıların çarpımı bana neyi vermiş olacak? 48 sayısını vermiş olacak. Yani 48 sayısı 2'nin 4. kuvveti çarpı 3 geldi mi? Geldi. Arkadaşlar buradaki tabandaki sayılar asal olduğu için işte 48'in asal çarpanları bunlar. Yani buradaki sayı için 2 ve 3 elemanları A kümesinde oluşturdu. Peki B kümesi kimdi? Pozitif bölen sayısı. Tabi buradaki ifade ne olmalı? Pozitif tam bölen sayısı olmalı. Peki biz herhangi bir sayıyı asal çarpanları ayırdıktan sonra pozitif tam bölen sayısı nasıl bulacaktık? Üstlerini birer arttırarak çarpacaktık. Öyleyse 5 ile de 2 çarparsam kaç gelmiş oldu? 10 gelmiş oldu. Yani pozitif tam bölen sayısı kaç gelmiş oldu? 10 çıkmış oldu. E bu durumda bu sayının rakamları kimler geldi? 1 ile 0 gelmiş oldu. E sen buradaki A kümesiyle B kümesini birleştirirsen ortaya da şöyle bir küme çıkmış oldu. 0, 1, 2, 3. Yani burada A birleşim B'nin eleman sayısı ne gelmiş oldu? Dikkat et 4 gelmiş oldu. Geçiyorum 64'e. 64 dediğim sayı 2'nin 6. kuvveti. E burada tabanda sadece 2 olduğu için anlıyorum ki bir tane asal çarpanı var. O da 2 gelmiş oldu. E aynı zamanda üssü 6 olduğu için ben bunu 1 arttırırsam neyi bulmuş olacağım? Pozitif tam bölen sayısını bulmuş olacağım. E bu durumda B kümesi de kaç gelmiş oldu? 7 gelmiş oldu. Öyleyse A birleşim B kümesi de 2'ye 7 gelmiş oldu. Geliyorum 70'e. 70 sayısı. Dikkat et 7 çarpı 10 değil mi? E aynı zamanda ben onu 2 çarpı 5 şeklinde yazamaz mıyım? Evet yazarım. Şu an tabandaki sayılar 7, 2, 5 geldiği için öyleyse A kümesinin elemanları 2, 5, 7 gelmiş oldu. Bir de eğer ki pozitif tam bölen sayısını bulacaksak üstlerini birer artırarak çarparsak ne gelmiş olacak? 2 çarpı 2 çarpı 2'den dikkat et 8 gelmiş olacak. Yani bu durumda B kümesinin elemanı da kaç gelmiş oldu? 8 gelmiş oldu. Eğer ki iki kümeyi birleştirirsek de ortaya 2, 5, 7, 8 şeklinde bir küme çıkmış olacak. Geliyorum 100'e. 100 dediğimiz sayı aynı zamanda 10'un karesi değil mi? 10'un karesi. Peki sen onu 2 çarpı 5 şeklinde yazamaz mısın? Evet yazarsın. Üstü çarpmaya dağıt. 2'nin karesi çarpı 5'in karesi geldi. Şu an tabandaki sayılar kimler? 2 ve 5. O zaman A kümesinin elemanları 2 ve 5 gelmiş oldu. Bir de üstlerini birer artırarak çarp. E çarparsak 3 çarpı 3'ten kim gelmiş oldu? 9 gelmiş oldu. Demek ki pozitif tam bölen sayısının rakamı da kaç gelmiş oldu? 9 çıkmış oldu. Yani B kümesi de 9 gelmiş oldu. E bu durumda sen burada 2 kümeyi birleştirirsen 2 kümeyi birleştirdiğim zaman ortaya da 2, 5, 9 şeklinde bir küme çıkmış oldu. Geliyorum son şıkka. 120'yi asal çarpanlara ayır. 120'yi asal çarpanlara ayırıyorum. 2'ye böldüm 60 kere var. 2'ye böldüm 30 kere var. 2'ye böldüm 15 kere var. 3'e böldüm 5 kere var. 5'e böldüm 1 kere var. Çarp buradaki sayıları. Ne gelmiş oldu? 2'nin kübü. Çarpı 3, çarpı 5 gelmiş oldu. E, tabandaki sayılar asal çarpanlar olduğu için o zaman A kümesi 2, 3 ve 5 gelmiş oldu. Geliyorum pozitif tam bölen sayısına. Üstlerini birer arttırarak çarp. 3'ü bir arttırdım, 4 geldi. 1'i bir arttırdım, 2 geldi. 5'in üstünü bir arttırdım, 2 gelmiş oldu. Bunları da çarparsam 16 gelmedi mi? Geldi. İşte bu pozitif tam bölen sayısının şu anda rakamları kimler geldi? 1'e 6. O zaman B kümesi de 1'e 6 geldiğine göre e ben bu iki kümeyi birleştirirsem ortaya hangi küme çıktı? 1, 2, 3, 5, 6. E buradaki kümenin eleman sayısı diğer kümelerden daha fazla olduğu için sorunun doğru cevabı da Edirne gelmiş oldu. Bir elektrikli araç ilk çalıştığında 0.1 kW elektrik enerjisi harcıyormuş. Buna göre 100 kilometrelik sürüş mesafesinde 18 kilovat ölçüsünde elektrik enerjisi tüketiyormuş. Bu elektrikli araçla yola çıkacak olan Alperen her gün aracını sadece bir defa çalıştıracak ve 50 kilometre yolu gidip geri dönecektir. Alperen işlerini hallettiği süre içerisinde araç toplamda 543 kilovat enerji harcamış. Buna göre işleri kaç gün sürmüştür diye soruyor işleri toplam x gün sürmüş olsun. E ben buradan ne anlıyorum işte? Ben toplam bu x gün boyunca 543 kW elektrik enerjisi harcamışım. O zaman şöyle yapalım. Biz bir günde ne kadar enerji harcıyoruz? Bunu bir bulalım. Bir gün içerisinde bak dikkat et. Sen ne yapıyorsun? Aracı sadece bir defa çalıştırıyorsun. O zaman bu durumda 0.1 buradan geldi. Ayrıca ne yapıyorsun? 50 km mesafeye gidiyorsun bir de geri dönüyorsun. Toplamda 100 km gitmiş oluyorsun. E sen 100 kilometrede toplam ne kadar enerji harcıyorsun? 18. E bunun üzerine 18 eklersen bir günde toplamda 18.1 harcamış olmadın mı? E bir günde 18.1 harcıyorsan x günde 18,1 çarpı x kadar harcamış olmayacak mısın? Bu da kime eşit olmak zorunda? 543 kW enerjiye eşit olması gerekiyor. Hemen şuradaki ifadeyi rasyonel olarak yaz. E bu da ne yapacak? 181 bölü 10 yapmayacak mı? Çarpı x kime eşit gelmiş oldu? 543'e eşit gelmiş oldu. İki tarafı da git 181'e böl. Kaç kere var? 3 kere var. İçler dışlardan x kaç gelmiş oldu? 30 gelmiş oldu. E bu durumda sorunun doğru cevabı da Ceyhan çıkmış oldu. Çünkü x dediğim değer benim toplam gün sayımdı. Her gün matematik sorusu çözen Ayşe ile Banu'nun hafta içi ve hafta sonu bir günde çözdükleri soru sayıları aşağıdaki tabloda bize verilmiştir. Ayşe ile Banu aynı gün soru çözmeye başlamışlardır. 12 günde Ayşe'nin çözdüğü toplam soru sayısı Banu'nun çözdüğü toplam soru sayısından 8 fazlaymış. Şimdi o zaman şuradaki cümleyi matematik dökmeye kalkarsak. Arkadaşlar olay şu. Ben 12 günde Ayşe'nin kaç tane hafta içi, kaç tane hafta sonu soru çözdüğünü bilmiyorum. O zaman şöyle yapalım. Ayşe diyelim ki 12 günün x gününü hafta içi çözsün. E o zaman geriye kalan 12 eksi x günü ne yapacak? Hafta sonu çözmüş olacak. Aynı mantıkta Banu diyelim ki y gün hafta içi çözmüş olsun. Geriye kalan 12 eksi yayı ne yapacak? Hafta sonu çözmüş olacak. O zaman Ayşe ile Banu'nun çözdüğü soru sayılarını bir hesaplayalım. Ayşe ne yaptı? Hafta içi bir günde 26 tane soru çözdü. Peki toplamda hafta içi kaç tane günde soru çözdü? X günde. O zaman toplamda 26 x soru buradan gelmiş oldu. E, bir gün hafta sonu ne yapıyor? 30 tane soru çözüyor. Peki toplamda hafta sonundan kaç gün soru çözmüş? 12 eksi x gün. O zaman x'in çarparsak 30 çarpı 12 eksi x soruda burada gelmiş oldu. Kim bu? Bu Ayşe. Gelelim Banu'ya. Banu hafta içi bir günde toplam kaç tane soru çözüyor? 20. E, bir günde 20 tane çözüyorsa y günde toplam 20 y tane çözmek zorunda. Aynı şekilde hafta sonu bir günde 40 tane çözüyor. Bu durumda 12 eksi y günde 40 çarpı 12 eksi y kadar çözmüş olması gerekiyor. Şimdi bana soruda diyor ki Ayşe'nin çözdüğü toplam soru sayısı yani sol taraf Banu'nun çözdüğü toplam soru sayısından yani sağ taraftan 8 fazla. E ben bu durumda sağ tarafa 8 eklersem x'in eşitlenmesi gerekmiyor mu? 30 içeri dağıt. 26x artı 360 eksi 30x soldan geldi. Sağ taraftan dikkat et 20'ye artı 40 içeri dağıt. 480 eksi 40 y artı 8 gelmiş oldu. İfadeleri bir toparlayalım. Soldan 360 geldi. 26 xten 30 tane x çıktı. Geriye eksi 4x kaldı. Sağ tarafı toparla. 480'e 8 ekle. Ne geldi? 488 geldi. 27'den 40 y çıktı. Geriye eksi y kalmış oldu. Bu da cepte. E, bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yapalım. 360'ı sağ tarafa at. 20y'yi sol tarafa at, Atarsak. Artı 20y eksi 4x. Eğer ki 488'den 360 çıkartırsam geriye kaç kaldı? 8'den 0 çıktı. 8 kaldı. Ortadan 2 geldi. Soldan da 128 gelmiş oldu. Bak dikkat et. Bunların hepsi dördün katı. O zaman şöyle yapalım. Sol tarafı bir 4 parantezine al. 4 parantezinde buradan kim geldi? 5y geldi. Eksi x olmuş oldu. Sağ taraftan da 128 gelmiş oldu. E ben 4 ile kimi çarparsam 128 yapar? 32'yi. Yani kısaca 5y eksi x kime eşit gelmiş oldu? 32'ye. 32'yi sol tarafı gönder. X'i sağ tarafı gönder. O zaman ben şu anda bir tane denklem yakalamış oldum. 5y eksi 32 kime eşit gelmiş oldu? X'e. Ve dikkat et buradaki x y kimdi? Gün sayılarıydı. Yani mutlaka x ve y burada ne olmak zorunda pozitif olmak zorunda. O zaman şöyle düşün. Sen burada y ye gördüğün yere en az hangi değer yazabilirsin? Bak dikkat et. Sen burada y yerine 5-6 yazamazsın. Çünkü yazdığın takdirde bu durumda x'leri negatif çıkmış olacak. O zaman sen burada y yerine minimum 7 yazabilirsin. Yazarsan 35'ten 32 çıktı. Buna karşılık gelen x'leri kaç geldi? 3 gelmiş oldu. Mesela ben burada y yerine 8 yazsam. 40'tan 32 çıktı. Sağ taraf kaç geldi? 8 gelmiş oldu. Y yerine ben burada 9 yazsam. 45'ten 32 çıktı. Geriye kaç kalmış oldu? 13 kalmış oldu. Ama sen bu değerleri alamazsın. Neden alamazsın? Çünkü eğer ki x 13 ise. Bak şuradaki gün sayısı ne olacak? Negatif olacak. Demek ki bundan başka bir gün sayısı alınamaz. Yani benim gün sayılarım ya bunlar ya bunlar. Peki ben buna nasıl karar vereceğim? Şimdi ilk ifadeli bir denemeye çalışalım. Ben x'i kaç buldum? 3 buldum. O zaman yerine yazarsam Ayşe'nin de şu anda 3 tane hafta içi aynı zamanda 12'den 3 çıktı. 9 tane hafta sonu soru çözme günü var. Ve soruda çok kritik bir olay var. Bak ne diyor bana soruda? Her gün soru çözüyorlar diyor. Yani bir ara vermek yok. E şimdi şöyle düşün. Sen ara vermeden 3 gün hafta içi, 9 gün hafta sonu nasıl soru çözeceksin? Böyle bir şey mümkün mü? 2 gün hafta sonu soru çözdün. E arada 5 gün hafta içi var. Elimde 5 gün hafta içi yok ki. Ben buradan ne anlıyorum işte? Buradaki değerler de olamaz. Demek ki benim elimdeki değerler bunlar. E, X değeri 8 ise buradan ben ne anlıyorum? Ayşe'nin hafta içi toplamda hafta içi toplamda 8 günü var. Aynı şekilde x yerine 8 yazarsam Ayşe'nin hafta sonu toplamda kaç günü var? 4 günü var. Şimdi ne yapman gerekiyor? Yapman gereken şey şu. Sen bu 8 ve 4'ü öyle bir dağıtacaksın ki hiçbir ara verilmemiş olması lazım. Nasıl olur bu? Bak ben 2 gün hafta sonuyla başlasam. Ardından 5 gün hafta içi yapsam. Üzerine dikkat et. Dikkat et. Ne yaptık? Yine hafta sonuna geldik. 2 gün hafta sonu yapsam ve üzerine 3 gün hafta içi yapsam toplamda 8 gün hafta içi oldu. 4 gün ne oldu? Hafta sonu olmadı mı? E, o zaman şu an yazdığım ifade şartları uygun oldu. Veya şöyle de yapabilirdin. Diyelim ki 3 gün ne yapalım biliyor musun? Bak şöyle yapalım. 3 gün hafta içi başladın. 2 gün hafta sonu oldu. Üzerine 5 gün hafta içi yaptın. 2 gün hafta sonu oldu. Ne oldu? 3 buradan 5 buradan 8 tane hafta içi geldi. 4 gün hafta sonu geldi. Yine uydu. Ama dikkatli ol. Senin olayın şu. Sen sol tarafı da alsan, sağ tarafı da alsan benden ne istiyor? İlk 5 gün istiyor. Bak dikkat et. İster sol tarafı al, ister sağ tarafı al ilk 5 günde. iki gün buradan ne geldi? Hafta sonu geldi. E ilk 5 günü alacaksam 5 günü zaten iki günü buradan seçtim. O zaman 3 gününü buradan almak zorundayım. Yani üç günde ne gelmiş oldu? Hafta içi gelmiş oldu bu cepte. Aynı şekilde ilk 5 günü alsam 5 günün 3 günü ne geldi? Hafta içi gelmiş oldu. 2 gün de hafta sonu gelmiş oldu. Yani sen ister sol tarafı al ister sağ tarafı al. Ayşe'nin gün sayıları şunlar. 2 gün hafta sonu gelmiş oluyor. 3 gün hafta içi gelmiş oluyor. E Ayşe hafta sonu bir günde toplam kaç tane soru çözüyor? 30 tane. 2 gün hafta sonu soru çözecekse 2 çarpı 30'dan 60 buradan geldi hafta içi bir günde 26 soru çözüyorsa 3 çarpı 26'dan dikkat et ne gelmiş oldu burası da? Eğer ki 26 ile 3 çarparsak 78 mi gelmiş oldu? Eğer ki buradaki soru sayılarını toplarsam sonuçta 138 gelmiş oldu. Yani doğru cevapta da Ceyhan çıkmış oldu. Bir okuldaki rehber öğretmen çocukların uyku saatleriyle okuldaki performansları arasındaki ilişkiyi araştırıyormuş. Bunun için 12E sınıfında bulunan 20 öğrencinin günlük ortalama kaç saat uyduklarını tek tek not almıştır. Bu 20 kişinin uyku saatleriyle bir veri grubunu oluşturmuştur. Veri grubunun ortalaması AO, standart sapması SS ve açıklığı AÇ olmak üzere. Bunlardan hangileri daima doğrudur diye soruyor bana. Arkadaşlar bu soruyu çözmek için şu bilgileri ilk önce bir hakim olmak lazım. Ben de soruyu çözmeden önce bu bilgileri sizin için yazdım. Bunları mutlaka bu soru için bilmek gerekiyor. Şimdi ilk önce bir tane veri grubu aldım. Bu üç elemanlı olsun. Ben bunları ne yaptım? Küçükten büyüğe doğru dizdim. Bu arada bir veri grubu alındığı zaman mutlaka bir sıraya dizilmesi gerekiyor. Küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe. Açıklık demek ne demek? Açıklık demek bir veri grubunda en büyük terimle en küçük terimin farkı demek. Peki aritmetik ortalama demek ne demek? Veri grubundaki terimleri topla, adede böl demek. Burada 3 tane terim olduğu için topladım, 3'e böldüm. Ve geldim standart sapmaya. Standart sapma demek ne demek? Bir veri grubundaki sayıların aritmetik ortalamasından farklarının kareli toplamlarını veri grubunun eleman sayısının bir eksiğine bölümünün kareköküdür. Yani ne demek bu? Sen ilk önce ortalamayı bir hesapla. Hesapladıktan sonra bu ortalamayı teker teker veri grubundaki elemanlardan çıkart ve karelerini al. Bu karelerini aldığın ifadeler var ya bunları topla senin veri grubundaki terim sayısının bir eksiğine böl ve en son bunun karekökünü al. Yani biraz işsizlik olmuş oluyor. Ama en son şunu bilirsen çok rahat edersin. Standart sapma dediğimiz şey aslında neymiş? kare köklü bir ifadeymiş. Bu cepte bak bu çok önemli. Standart sapma dediğimiz şey kare köklü bir ifadeymiş. Buna göre yargılara teker teker bakalım. Bana diyor ki açıklık ortalamadan daha büyüktür. Arkadaşlar bunlar için şu elimizdeki değerler bize lazım. Bak ne diyor bana burada? Kaç saat uyduklarını tek tek not almış ama ne bu sayılar? Söylememiş ki şu an elimde veri grubu yok. Veri grubu olmadığı için ben açıklığı ortalamayı burada bulmam mümkün değil. O yüzden birinci yargı daima doğru değil. Dikkatli ol. Standart sapma dediğimiz sayı aslında kare köklü bir sayı değil mi? E kare köklü bir sayı ne olmak zorunda işaret olarak? Ya sıfıra eşit olmak zorunda ya da sıfırdan büyük olmak zorunda. O yüzden ikinci yargı kesinlikle doğru. Üçüncü yargı ortalama standart sapmadan daha büyüktür diyor. Bunun için elimde veri grubunun elemanları olması lazım ki hesap yapayım. Hesap yapmadan beni bunu bulmam mümkün değil. O yüzden üçüncü yargıda kesin değil. Sorunun doğru cevabı yalnız 2 gelmiş oldu. Bir güneş enerjisi paneli fabrikası 4000 hücre ve 5000 hücreden oluşan iki farklı güneş enerjisi paneli üretiyormuş. Herhangi bir panelin imal edilme süresi hücre sayılarının karesiyle doğru orantılıdır diyor bana. O zaman şöyle yapalım. Hemen şuradaki hücre sayısının bir karesini alır mısın? Sen gidip de 4000'in eğer ki karesini alırsan kaç gelecektir buradan? 16 milyon gelecektir. Bu bir. Buradan bir 16 milyon geldi. Gelelim aşağıya. Eğer ki 5000'in karesini alırsan 5000'in karesini aldım takdirde buradan da kim gelecektir? 25 milyon gelecektir. Şimdi dikkatli ol bak. Senin elindeki süreler neymiş? Bunlarla doğrulantılı ya. Arkadaşlar şu an bunlarla sıfır sayıları aynı değil mi? Aynı. O zaman şöyle yapalım. Biz buradaki sıfır sayıdan atalım. İkisini de hiç uğraşmayalım. Yoksa her seferinde sürekli yazmak zorunda kalacağız. Diyelim ki buradaki ifade 16 süreli olsun. Buradaki ifade 25 süreli olsun. Bu cepte. Bu fabrikada. 4000 hücreden oluşan yani kaç süreli dikkat et? 16 süreli. 16 süreli oluşan 30 adet güneş enerjisi paneli 8 saatte imal ediyormuş. Yani sana diyorum ki 16 süreli 30 tane güneş enerjisi paneli ne yapılıyormuş? 8 saatte imal ediyormuş. Gel aşağıya. Bu fabrikada 5000 hücreden oluşan yani 25 süreli 25 süreli ne diyor bana 5000 hücreden oluşan 60 tane güneş enerjisi paneli kaç saatte imal edilir yani olay şu aslında 25 süreli 60 tane güneş enerjisi kaç saatte imal edilir diye soruyor o zaman ilk önce şunu yapalım mı sen hani 16 süreli 30 tane güneş enerjisinin 8 saat çıktığını biliyorsun ya e peki o zaman 25 süreli 30 tane güneş enerjisi kaç saate çıkar? Bunu bir bulalım. Bak dikkat et. Sen şu anda 16 sürelinin 8 saatte çıktığını biliyorsun. O zaman sorumuz şu. 25 süreli kaç saate çıkar? E bu doğru orantı. Çapraz çarpma yapacağız. Eğer ki çapraz çarpma yaparsak 25 çarpı 8 eşittir. 16 çarpı x'ten hemen iki tarafı 16'ya böl. Eğer ki 16'ya bölersek dikkat et. İki tarafı da 16'ya böldüğüm takdirde Şuradaki 8 ile 16 sadeşti. Burada 2 kaldı. Yani x'imiz ne gelmiş oldu? 12,5 saat gelmiş oldu. Yani ben buradan ne anlıyorum? 25 süreli 30 tane güneş enerjisi toplamda ne yapmış? Dikkat et. 12,5 saatte üretilmiş. Peki benden ne istiyor? 25 süreli 60 tane güneş enerjisi kaç saat üretilir diyor. E o zaman sorumuz da şu olmalı. Sen 30 tane güneş enerjisini 12,5 saat çıkartıyorsan 60 tane güneş enerjisini kaç saatte çıkartırsın? Bu doğru orantı değil mi? Doğru orantı. Buradan buraya 2 kat varken buradan buraya da 2 kat olmalı. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı da 25 saat yani Bursa gelmiş oldu. Aşağıda ağırlığı hesaplanırken darısını da alabilen elektronik bir terazinin iki farklı durumu verilmiştir. Arkadaşlar dara demek ne demek? Kabın ağırlığı. Kabın kendi ağırlığı unutmayın dara demek. Buna göre şekil 1'deki balın 2 bölü 3'ü ile şekil 2'deki balın 3 bölü 4'ü satıldıktan sonra görüntüleri bize verilmiştir. Şimdi burada bir duralım. Öncelikle paydalarda 3 ve 4 olduğu için ben diyorum ki soldaki şekilde yani şekil 1'deki balımız bizim 12A kadar bal olsun. Tamam mı? Bu durumda sen ne yapmışsın? Bu balın 2 bölü 3'ünü satmışsın. Hemen 12A'nın 2 bölü 3'ünü hesapla. 3 ile 12 sadece işte. Ne oldu burası? 4 geldi. 4 A ile 2'yi çarptım. O zaman satılan bal. Ne gelmiş oldu? 8A gelmiş oldu. E ben buradan ne anlıyorum? Öyleyse kalan balında 4A olmuş olması gerekiyor. Gelelim sağ tarafa. Burada da dikkatli ol. Aynı şekilde balın ne yapacağız? 3 bölü 4'ünü satacağız. E Buradaki bala da gitsek 12 b kadar ağırlığa sahip bir bal var desek. Hemen bu 12B'nin sen 3 bölü 4'ünü satarsan 4 ile 12 sadece işte, 3 kaldı. 3 çarpı 3'ten ne geldi? 9B satılan geldi. Demek ki de geriye kalan bal ne kadar olmak zorunda? 3B olmak zorunda. Şimdi dikkatli olun. Bakın şuradaki şekli bir yorumlamanız gerekiyor. Arkadaşlar adam bana burada eğer ki darısını eksi 250 olarak gösteriyorsa bunun anlamı ne biliyor musun? Şuradaki gösterilen a gram sadece balın ağırlığı yani buradaki cihaz ne yapmış? Şuradaki kabın ağırlığını hesaplamamış çünkü bunu çıkartmış yani buradaki şu an hesaplanan gram sadece balın ağırlığı olmak zorunda o zaman ben anlıyorum ki bu 12 a kime eşit olmak zorunda aya aynı mantıkta bak ne yapmış? darayı çıkartmış yani kabın ağırlığını çıkartmış e, o zaman kabın ağırlığını çıkarttıysa şuradaki gram kimin gramı olacak? Sadece balın gramı olacak. Yani küçük b'de 12b olmak zorunda bu cepte. Şimdi ne oldu bu durumda? Ben bu ağırlıklar beraber geldim yan tarafa bak. Burada elimizde şu anda 4a kadar bal var. Burada elimizde 3b kadar bal var. Yalnız çok dikkatli olmanız gerekiyor. Adam dikkatli olun. Şu anda burada darayı çıkartmamış. Darayı çıkartmamak demek ne demek? Söyleyeyim mi? Şu an hesaplanan ağırlık balın ağırlığı artı kabın ağırlığı. Yani burada c dediğimiz şey aslında 4a artı. Dikkat et, kabın ağırlığı ne kadardı? E burada 250 çıkartma göre 250 olması lazım. O zaman 250 de kabın ağırlığı gelmiş oldu. Aynı şekilde d diye bahsettiği şey unutma bir balın ağırlığı bir de üzerine darayı çıkartmadığı için kabın ağırlığı gelmek zorunda. Artı 250 de buradan gelmiş oldu. O zaman bulduğun değerleri al. Şuradaki ifade yerine yaz. Sen küçük a'nın 12 ay eşit olduğunu biliyorsun. Aynı şekilde küçük b'nin de 12 b'ye eşit olduğunu biliyorsun. Eşittir sağ taraftan kaç geldi? 5000 gelmiş oldu. Bak dikkat et bunların hepsi dörde bölünebilen sayılar. Sol tarafı gidiyorum. 4 ortak parantezini alıyorum. Alırsam kim gelmiş oldu? 3A geldi. Sağdan kim gelmiş oldu? 3B gelmiş oldu. E ben burada iki tarafı da 4'e bölersem otomatikman bizim bizim 3A artı 3B diye tabir ettiğimiz ifade ne gelmiş oldu? 1250 gelmiş oldu bu cepte. Şimdi gelelim diğer tarafa. C kimdi? 4A artı 250 idi. Hemen yaz. 4A artı 250. Aynı şekilde D kimde? O da 3B artı 250 idi. Peki bu toplam kime eşitmiş? 2000'e eşitmiş. E bu durumda soldan 4A artı 3B geldi. 250, 250 daha 500 yaptı. At sağ tarafa. Sağdan kim gelmiş oldu? 1500 geldi mi? Koy bunu bunun altına. Yani buradan kim geldi? 4A artı 3B. Sağdan da 1500 gelmiş oldu. Çıkart taraf tarafa. Eksiyle çarptım. Eksiyle çarptım. Eksiyle çarptım. Taraf tarafı topla. B'ler ne yaptı? Gitti. Soldan A kaldı. Sağdan da 250 gelmiş oldu. Benden kim istiyor? A'yı. Peki A kime eşitti? 12 tane büyük A'ya eşitti. E öyleyse A dediğimiz ifade 12 tane büyük A yani 250 geldiğine göre eğer ki 12 ile de 250 çarparsam ne yapacak? Cevap gelmiş olacak. Bu durumda 12 çarpı 250'den de sorunun doğru cevabı 3000 gelmiş olması gerekiyor. Yani cevap ne geldi? Edirne çıkmış oldu. Ceyda ile İrem kalem almak için kırtasiyeye gittiklerinde kendilerine aşağıdaki fiyatları verilen 5 çeşit kalem seçeneği sunulmuştur. Ceyda ile İrem arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Ceyda diyor ki eğer elindeki tüm parayı bana verirsen bu 5 tane kalemin hepsini aldığımda hiç param kalmaz. Şimdi şöyle yapalım. Diyelim ki Ceyda'nın X lira parası olsun İrem'in de Y lira parası olsun. Şu an ne yaptı? İrem bütün parasını Ceyda'ya verdi. İrem bütün parasını Ceyda'ya verdiği zaman o zaman Ceyda'nın elinde toplam X artı Y tane X artı Y lira kadar para olmadı mı? Oldu. Ve bu durumda bana ne diyor? sen bu 5 kalemin hepsini alıyorsun diyor. O zaman 5 kalemin toplam fiyatı hesapla. 100 buradan, 80 buradan 180, 60 buradan 240, 5 buradan dikkat et 290, 40 da buradan 330 gelmiş oldu. E ben buradan ne anlıyorum? O zaman X ile Y'nin toplamı 330 lira gelmiş oldu. Devam edelim. Bendeki paranın yarısını sana verirsem sen 4 tane kalemi, ben de 1 tane kalemi alabilirim. E o zaman İrem parasının yarısını Ceyda'ya verirse Ceyda'daki para ne olmuş olacak? X artı Y bölü 2 kadar olmuş olacak ve İrem'de Y bölü 2 kadar para kalacak. Ve İrem diyor ki ben bu durumda bir tane kalem alabilirim diyor. Peki soru ne? Ceyda kendi parasıyla iki farklı kalem aldığında en fazla kaç lira parası artar diyor. Arkadaşlar parasının fazla artması için cebinde fazla para olması gerekmiyor mu? O zaman aslında olay şu. Ceyda'nın elinde olması gerekenden çok daha fazla para olmalı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ceyda'nın elindeki para fazla olmalı. E o zaman buradaki toplamda x'in fazla olması için y'nin az olması gerekmiyor mu? E y'nin az olması için de bak ne diyordu İran bana? Ben burada bir tane kalem alabiliyorum diyordu. O zaman y'nin en küçükleri için İran gitsin fiyatı en düşük olan kalemi sessin. Demek ki y bölü 2 eğer ki 40 eşitse y buradan kaç gelmiş oldu? 80 gelmiş oldu. E y'yi ben en az 80 bulduysam buna karşılık x kaç gelmiş oldu? 250 gelmiş oldu. Peki Ceyda ne diyordu bana? Kendi parasıyla iki farklı kalem aldığında en fazla kaçla parası artar? E en fazla parasını atması için en düşük fiyatı sahip iki tane kalemi alması gerekiyor. O zaman 250 liradan eğer ki 90 lira çıkartırsam geriye en fazla 160 lira parası artar. Yani doğru cevapta Edirne gelmiş olur. İki kardeş olan Türker ve Onata babaları eşit miktarda harçlık vermiştir. Diyelim ki Türker ve Onata babaları gitsin totalde x lira harçlık vermiş olsun. Bana soruda diyor ki Türker kendi harçlığının 5'te 1'ine Sonra kalanın 3 bölü 8'ine daha sonra da kalanın 1 bölü 3'üne harcamış ve geriye 12 lira parası kalmıştır. Bakın dikkatli olun. Burada hep kalanlar üzerine işlem yapmıyor muyum? Yapıyorum. O zaman şöyle yapalım. Adam bize hep geriye kalan paradan bahsettiği için şöyle düşünelim. Bizim başlangıçta x lira paramız vardı. Bak hep kalanların üzerine konuşacaksak biz eğer ki paranın 5'te 1'ini harcıyorsak bu paranın geriye kaçı kaçı kaldı? 4 bölü 5'e. Aynı mantıkta. Şimdi dikkatli ol. Sen bu paranın ne yapacaksın? 3 bölü 8'ini harcayacaksın. Çünkü bu şu anda kalan para. E peki 3 bölü 8'ini harcıyorsam geriye kaçta kaçının kalmış olması lazım? 5 bölü 8'inin. Aynı şekilde bu kalan paranın da ne yapıyorum? 3'te 1'ini harcıyorum. E 3'te 1'ini harcıyorsam geriye 2 bölü 3'ünün kalmış olması gerekmiyor mu? İşte bu kalan para, para da kime eşitmiş? 12 liraya eşitmiş. E, çarp bunları. Çarparsak ne gelmiş olacak? X çarpı 4 çarpı 5 çarpı 2 bölü 5 çarpı 8 çarpı 3 gelmiş oldu. Bu da kime eşit geldi? 12 liraya. Hemen sadeleştirme yap. 4 çarpı 2 8 yaptı. Bu 8'ler gitti. E 5'ler de gitti. Buradan x bölü 3 eğer ki 12 ise x'de kaç gelmiş oldu? 36 lira gelmiş oldu. Demek ki hem Türker'in hem de Onat'ın toplamda 36 lira parası var. 36 şer lira paraları var. Onat ne yapıyormuş? Kendi harçlığının önce altta birini sonra kalan parasını da onda birini harcarsa geriye kaç lira parası kalır diye soruyor. E şu anda Onat'ın 36 lira parası var. Eğer ki bunun altıda birini harcarsa geriye 5 bölü kalmaz mı? Kalır. Daha sonra da kalan paranın yani bu kadar paranın ne yapıyormuş? 1 bölü 10'unu harcıyormuş. E 1 bölü 10'unu harcıyorsa geriye 9 bölü 10'u kalmayacak mı? Kalacak. İşte bu da kime eşit olacak? Geriye kalan paraya eşit olmuş olacak. Hemen sadeşleme yapalım. Bir kere buradaki 6 ile bu 36 sadeşte 6 kaldı. 5 ile 10 sadeşti 2 kaldı. 2 ile 6 sadeşti 3 kaldı. 3 çarpı 9'dan toplamda 27 lira kalmış oldu. Yani sorunun doğru cevabı da Denizli gelmiş oldu. Megastar Tarkan'ın son çıkardığı single Türkçe ve İngilizce kelimelerden oluşuyormuş. Türkçe kelimelerin %30'u deyimlerden, İngilizce kelimelerin %6'sı deyimlerden, Türkçe kelimelerin sayısı İngilizce kelimelerin sayısının 7 bölü 5 kadarmış. Şimdi burada bir duralım. O zaman şöyle yapalım. Biz elimizdeki single'da İngilizce kelime sayısına Gidip de 100x dersek Türkçe kelime sayısı ne olmak zorunda? 100x'in 100 xin 100 xin 7 bölü 5'i olması gerekmiyor mu? Hemen şuradaki 5 ile 100'ü bir sadeleştir. Ne kaldı? 20 kaldı. 20 çarpı 7'den de 140x Türkçe kelime gelmiş oldu. Bana sonra diyordu ki Türkçe kelimelerin %30'u deyimlerden. O zaman şuradaki 140x'in %30'u ne olmak zorunda? Deyim olmak zorunda. Hemen şuradaki sıfırlarını yaptım? Bir sadeleştirdim. 3 ile 14 çarptım. Ne gelmiş oldu? 42x gelmiş oldu. Buradaki deyimler geldi. Devam edelim. İngilizce kelimelerin %6'sı deyimlerden. Yani 100x'in %6'sı neymiş? Deyimmiş. E yüzler gitti. Buradan da 6x deyim gelmiş oldu mu? Oldu. Peki soruda benden ne istiyor? Tarkan'ın bu single içinde kullandığı kelimelerin yüzde kaçı deyimlerden oluşmaktadır? Dikkatli olun. Tarkan toplamda buradan 100x, buradan 140x, toplamda 240x kelime kullandı. Peki bu 240x'in 42x'i buradan, 6x'i buradan toplamda 48x'i ne geldi? Deyim geldi. O zaman sorumuz da şu. 240x kelimeden 48x deyim geliyorsa yüzde kaçı deyim gelmek zorunda. Bakın dikkatli olun. Burada soldan sağ geçerken ne yaptı? 5'e böldü. O zaman burada da soldan sağ geçerken 5'e bölmek zorunda. Çünkü bu ifade şu anda doğru orantı. E dolayısıyla %20 deyim gelmiş oldu. Yani sorunun doğru cevabı da denizi çıkmış oldu. Ali ve Veli'nin saniyedeki adım uzunlukları sırasıyla 2A santim ve 3A santimmiş. Aşağıda verilen doğrusal yolda Ali A noktasında Veli de B noktasında bulunuyormuş. Arkadaşlar dikkatli olun. Soruya santimle başladınız ama şu an burada metre var. O zaman kesinlikle ya santim metreye çevireceksin ya da metreyi santime çevireceksin. Metreyi santime çevirmek daha basit olduğu için ne yapıyorum? Metreyi santime çeviriyorum. E sen 1 metrenin 100 santim yani şunun 100 katı olduğunu biliyorsun değil mi? O zaman bunu santime çevirmek için ne yapacağım? 100 ile çarpmak zorundayım. Yani 100 katını almak zorundayım. Alırsam da ne gelmiş olacak? 7500 santim gelmiş olacak. Soru da bana diyor ki Ali ve Veli aynı anda birbirlerine doğru 1 dakika yani 60 saniye yürüdüklerine karşılaşıyorlar diyor. O zaman ilk önce Ali ile Veli'yi biz bir karşılaştıralım. Ali ne yapıyor? 1 saniyede 2A santim yol alıyor. Veli de 3A santim yol alıyor. Diyelim ki Ali ile Veli tam şurada karşılaşmış olsunlar. E ben ne biliyorum? 60 saniye sonra o zaman Ali buradan buraya da Veli de ne yapacak? Buradan buraya gelmiş olacak. E peki Ali 1 saniyede 2A yol alıyorsa 60 saniyede 2A çarpı 60'tan 120A santim yol almış olmayacak mı? Olacak. Aynı mantıkta Veli 1 saniyede 3A yol alıyorsa 60 saniyede 3A çarpı 60'tan 180A yol almış olmayacak mı? Olacak. E bu durumda 180A buradan 120A buradan tüm yol kaç A gelmiş oldu? 300A gelmiş oldu. Ve ben aynı zamanda tüm yolun 7500 santim olduğunu biliyorum. Hemen ne yaptım? Şuradaki sıfırları bir kere bir gönderdim. 3A 75'e eşitse A'da kaç gelmiş oldu? 25 gelmiş oldu. Yani bizim alimizin hızı neymiş? 1 saniyede 50 santimmiş. Dikkat et A 25 ise o zaman şu noktadan tam da B'ye olan uzaklık 180 çarpı 25 santim gelmiş oldu mu? Oldu. Peki soruda benden ne istiyor? Ali karşılaştıktan kaç saniye sonra B'ye ulaşır diye soruyor. Yani buradan buraya gelir diye soruyor. Sen hareket problemlerinde yol eşittir hız çarpı zaman olduğunu biliyor musun? Evet biliyorsun. O zaman şu anda Ali'nin alması gereken yol kaç santim? 180 çarpı 25 santim. Peki Ali'nin bir saniyede hızı kaç santimdi? 50 santimdi. Zaman da bilmiyorum. T saniye olsun. Hemen git iki tarafı bir sadeleştir. 25'i 25'e böldüm bir kere var. 50'i 25'e böldüm iki kere var. 2'yi 2'ye böldüm 1 kere var. 180'i 2'ye böldüm 90 kere var. E T de buradan 90 saniye geldi. Yani sorunun doğru cevabı da Ceyhan çıkmış oldu. İkiz kardeş olan Derya ve Özlem Ramazan ve Tülay'ın ilk çocuklarıdır. Derya ve Özlem'den 5 yıl sonra kardeşleri Kamil dünyaya gelmiştir. Derya doğduğunda babaları Ramazan 40 yaşındaymış. Kamil doğduğunda anneleri Tülay 40 yaşındaymış. Buna göre Derya ile Özlem'in yaşları toplamı Kamil'in yaşının 7 katı olduğunda Ramazan ve Tülay'ın yaşları toplamı kaç olacaktır diye soruyor bana. Şöyle yapalım. İlk önce buradaki kişileri bir yazalım. Kim var elimizde? Ramazan var. Başka kim var? Tülay var. Derya var. Özlem var. Bir de Kamil var. Bunlar cepte. Şimdi soruyu baştan bir okuyalım. Bana diyor ki Derya ve Özlem'den 5 yıl sonra kardeşleri Kamil dünyaya gelmiştir. Ben bu cümleden ne anlıyorum? Derya ve Özlem doğduktan 5 yıl sonra Kamil dünyaya geldi. Yani ben buradan anladığım şey şu. Kamil 0 yaşındayken hem Derya hem Özlem ikiz oldukları için 5 yaşında olmak zorundalar. Peki ne diyor sorun kalanında? Derya doğduğunda, yani ne demek bu? Derya sıfır yaşında demek. Babaları kaç yaşındaymış? 40 yaşındaymış. Bak o zaman ben şuradaki babaların yaşını bulurum. Nereden bulurum? E, yukarıda Derya'nın yaşı kaç yaş burada? 5 yaş. E, buradan buraya 5 yaş büyüdüyse, buradan buraya da babası 5 yaş büyümek zorunda. Demek ki Ramazan burada 45 olması gerekiyor. Aynı şekilde Kamil doğduğu zaman anneleri kaç yaşındaymış? 40 yaşındaymış. E zaten şu anda burası Kamil'in doğduğu yıl değil mi? Doğduğu yıl. Demek ki şu an Tülay'da 40 yaşında olması gerekiyor. Bana diyor ki soruda Derya ile Özlem'in yaşları toplamı Kamil'in yaşının 2 katı olduğu anda. E ne zaman olacak bu? Bilmiyorum ki. T yıl sonra olsun. Dikkat et. T yıl sonra Derya'nın yaşında olmak zorunda 5 artı T. Özlem'in yaşında olmak zorunda o da 5 artı T olmak zorunda. İşte bu yaşlar toplamı ne olacakmış? Kamil'in yaşının tam 7 katı olacakmış. E bu durumda ben bunun üzerine eğer ki T yıl eklersem Kamil'in yaşı direkt T gelmiş olmayacak mı? Ve bu yaşlar toplamı dikkat et Kamil'in tam 7 katına eşit olacakmış. Ne yaptım? Buradan T yıl sonra bu olay gerçekleşsin diye söyledim. Bu durumda sol tarafı bir toparla. 2T artı 10 kim eşit gelmiş oldu? 7T'ye. 2T'yi sağ tarafı gönder. O zaman 10 eşittir. 5T gelmiş oldu. T de kaç gelmiş oldu? 2. Yani bu dedikleri olay. Şuradan itibaren kaç yıl sonra olmuş? 2 yıl sonra. E 2 yıl sonra Ramazan'ın yaşı 47 olacak. Türen'in yaşı 42 olacak. Eğer ki sen de bunların yaşlarını toplarsan yaşları toplamı 89 yani sorunun doğru cevabı Denizli çıkmış olacak. Bir emlakçı aracı olarak sattığı arsalarda satıcı ve alıcıdan ayrı ayrı arsa bedelinin %4'ü kadar para alıyormuş. Satıcı ile emlakçı arasında aşağıdaki gibi bir konuşma geçiyormuş. Emlakçı demiş ki arsanızda kaç lira istiyorsunuz? Satıcı da satış sonrası elime 5 milyon 760 bin lira geçsin istiyorum. Emlakçı belirttiği bedelle alıcı ve satıcıdan toplamda alacağı miktarda kazan sağlayacak şekilde arsanın bedelini belirlemiştir. Buna göre emlakçının belirlediği fiyat kaçlıdır diye soruyor. Emlakçının belirlediği fiyat diyelim ki 100x olsun. Arkadaşlar bu fiyatın %4'ünü kim alacaktı? Komisyon olarak emlakçı alacaktı. Peki 100x'in %4'ü toplamda kaç x yapıyor? 4x yapmıyor mu? E demek ki satacağı bu fiyatın 4 xini kimin alması gerekiyor? Emlakçı. E, dolayısıyla 100 x paranın 4 xi emlakçıya gidiyorsa geriye kalan 96 x kime gidecek? Satıcıya gidecek. İşte satıcı da bu paranın kim olması istiyormuş? 5 milyon 760 bin olmasını istiyormuş. E, dolayısıyla ben burada iki tarafı da eğer ki 96'ya bölersem. Bakın 96'yı 96'ya böldüm. Bir kere var. 576'yı 96'ya böldüm. Kaç kere var? 6 kere var. Yani ben buradan anlıyorum ki benim x değerim kaç gelmiş oldu? Toplamda 60.000 geldi. Peki benden ne istiyordu? Emlakçının belirlediği fiyatı istiyordu. Yani 100 x'i istiyordu. O zaman x gördüğüm yere hemen gittim. 60.000 yazdım. 60.000 ile 100'ü çarparsam da sorunun doğru cevabı ne gelmiş oldu? 4.0 buradan 2.0 buradan toplamda 6.0 gelmiş oldu. Yani emlakçının beledi fiyat 6 milyonmuş. Sorunun doğru cevabı da Bursa çıkmış oldu. Bir matematik öğretmeninin öğrencilerine uygulayacağı yazılı kağıdı aşağıda bize verilmiştir. Tamam. Bu yazılıda öğrenciler birinci bölümden 2 iki tane, ikinci bölümden bir tane, üçüncü bölümden ise 5 tane soruyu çözeceklermiş. Bu yazılıya girecek olan bir öğrenci çözmesi gereken 8 tane soruyu kaç farklı şekilde seçebilir diye soruyor bana. Ne yapacaktım? Birinci bölümden toplamda 2 tane soru seçeceğim. E zaten seçebileceğim toplam kaç tane soru var? 3. 3 tane soru arasından kaç tane soru seçiyorum? 2 tane. Ne demek bu? 3'ün ikili kombinasyonu demek. Çarpı. Niye? Çünkü daha saymışım bitmedi. Devam ediyorum. İkinci bölümden toplam kaç tane soru seçiyorum? Bir. Peki seçebileceğim kaç tane soru var? Üç. O zaman 3'ün birlik kombinasyonu da buradan geldi. Geldim yan tarafa. Seçebileceğim toplamda altı tane soru var ve seçmem gereken beş tane var. Ne demek bu? Altının beşli kombinasyonu demek. Arkadaşlar, permütasyon kombinasyonda yani bir sayma işleminde bir işe başlıyorsan o iş bitene kadar çarpma ile sayma yapmak zorundasın. 3'ün ikili kombinasyonu 3'ün neyine eşitti? Birlik kombinasyonu eşitti. 3'ün birlik kombinasyonu kaçtı? 3'tü. Peki 6'nın 5'li kombinasyonu 6'nın birisine eşit değil miydi? E sen 3'ün birisinin 3 olduğunu biliyorsun. Ortadan 3 geldi. 6'nın birlik kombinasyonunda 6 gelmiş oldu. 3 çarpı 3 9 6 çarpı 9'dan da 54 farklı şekilde soruları seçebiliriz. Aşağıda üzerinde sayılar yazılı olan toplar bize verilmiştir. Bu toplar içinde üçer tane olacak şekilde iki ayrı kutuya koyulduğunda kutulardaki topların üzerinde yazan sayıların toplamı birbirine eşit oluyormuş. Buna göre kutulardan herhangi birine koyulmayan top üzerindeki yazan sayı kaçtır diye soruyor bana. Arkadaşlar olayımız şu. Elimizde iki tane kutu var. Ne yapacağız? Buradaki 7 tane toptan üçer tane topu alacağız. Birinci ve ikinci kutuya koyacağız. E bu durumda ne olacak? Bir tane top da dışarıda kalmış olacak. İşte sorulan soru şu. Buradaki topun üzerine yazan numara nedir diye soruyor. Ve soruda bana demiş ki buradaki kutulardaki topların numaraları toplamı birbirine eşittir demiş. O zaman şöyle yapalım. İlk önce başlangıçta benim elimdeki topların üzerindeki numaraların toplamı kaç? Bunu bir bulalım. 33 buradan, 27 buradan 60 yaptı bu cepte. 18 buradan, 15 buradan kaç yaptı? 33 yaptı. Aynı şekilde 13 buradan, 6 buradan 19 yaptı. 3 de buradan 22 gelmiş oldu. Eğer ki biz bunları toplarsak sağdan 5 geldi, soldan da 11 gelmiş oldu. Yani şu anda benim karşımdaki bütün topların numaraları ne gelmiş oldu? 115 gelmiş oldu. Peki soru şu: ben buradaki yazan sayılardan hangisini çıkartsam hangisini çıkartsam geriye kalan toplam 2 eş parça ayırır. Bak ben sana şunu demek istiyorum. Mesela diyelim ki doğru cevap 3 olsun. Bunun mantığı ne? O zaman sen burada 3'ü kullanmayacaksın. 3'ü kullanmayacaksın demek. Bu toplam ne oldu demek artık? Bu toplam artık 112 düştü demek. E demek ki bu toplam 112 düştüyse ben ne anlıyorum? 2 tane kutunun içindeki Topların numaraları ne gelmek zorunda 112 gelmek zorunda bütün hepsini toplamı e, Anlıyorum ki Ayrıca ikisi de birbirine eşit olduğuna göre kimden bahsediyorum numaraları toplamından Demek ki de sol taraf 56 Sağ taraf 56 olmalı O zaman olay şu Sen acaba buradaki numaralardan Herhangi üçünü toplasan 56 gelir mi Hayır gelmez o zaman 3'ü geç Geçiyorum 13'e Yani ne yapıyorum kısaca şıkları ediyorum Şimdi numaralar toplamı kaçtı? 112, 115'ti. Bundan ne yaptım? 13 çıkarttım. Geriye kaç kaldı? 102 mi kaldı? O zaman senin bu sayın 102 ise buradaki topların numaraları toplamı ne gelmek zorunda? 102 gelmek zorunda. E bunlar 102 geliyorsa o zaman burada 51, burada 51 olmak zorunda. Peki sen buradan herhangi 3 topu burada yerine koysan acaba toplamları 51 yapar mı? Yapar. Nasıl yapar söyleyeyim bak. Mesela 33 aldım buraya koydum. Başka? 15 aldım buraya koydum. Bir de 3 aldım buraya koydum. Topla bakayım bunları. Burası 18 yaptı. Burası 33 yaptı. Topla kaç yaptı? 51 yaptı. O zaman 33. Başka? 15. Ve 3 ne oldu? Gitti. E zaten 13'ü sağ tarafı koymuştun. O da gitti. O zaman geriye kalan 27 buradan geldi. Ondan sonra 18 buradan geldi. Daha sonra bir de 6 da buradan geldi. E bunları toplarsam bunların numaraları toplamı da 51 gelmek zorunda değil mi? Bak ne oldu? Eşitlik sağlandı. Bu durumda sorunun doğru cevabı da 13 gelmiş oldu. Arkadaşlar bu tarz sorular derme soruları. Yaptığımız şey şu. İlk önce numaralar toplamına baktık. Baktıktan sonra şıkları teker teker elerek gittik. İlk önce doğru cevap 3 olsun dedim. E buradan anlıyorum ki senin ayırdığın top 3 ise o zaman geriye kalan numaralar toplamı 112 olmak zorunda. Sen 112'yi 2'ye böldüğün zaman demek ki buradaki kutulardaki numaralar toplamı 56 gelmek zorunda. Acaba sen buradan herhangi 3 topu toplasan 56 yapar mı? Yapmaz. Geçtim. Geldim ikincisine. Dedim ki ya şuradaki top 13 numaralı top olsun. E bu durumda bütün sayıların toplamından 13 çıkartırsam Kutulardaki sayıların numaraları toplamı kaç gelmiş oldu? 102 gelmiş oldu. E bir de bu numaralar birbirine eşit olduğu için sol taraftaki toplam 51, sağ taraftaki toplam 51 olmalı. Sen buraya 3 tane top koyarak bunu 51 yapabilir misin? Evet, yaptın. Bu durumda sorunun doğru cevabı da Bursa gelmiş oldu. Bir market A, B ve C marka helva satıyormuş. Aşağıdaki birinci grafikte günlük satışa sunulan helvaların sayısal dağılımı bize verilmiştir. İkinci grafikte helva çeşitlerinden C markasından markette kalan miktarların sayısal dağılımı verilmiştir. Başlangıçta A marka helva sayısı satılan C marka helva sayısının 3 katıymış. Şöyle yapalım satılan C marka helva sayısına biz X kadar dersek bu durumda başlangıçtaki A ne olmak zorunda? 3 katından 3x olmak zorunda. Yani burada toplamda 3x kadar helva var bu cepte. Ayrıca C markasından kalan fıstıklı helva sayısı 24 tane ise bak dikkatli ol. Şu an sağdaki grafikte tüm merkez açılar aynı değil mi? E ben buradan ne anlıyorum? Buradaki tüm ürünler adet olarak aynı olmak zorunda. Yani kakao'dan 24 tane olmak zorunda, sadeden 24 tane olmak zorunda. E bu durumda hepsinin toplamı kaç gelmiş oldu? 72 gelmiş oldu. Yani ben buradan ne anlıyorum? C markasından kalanlar yani kalan C'lerde toplam kaç olmuş oldu? 72. E sen satılan C'lerle kalan C'leri eğer ki toplarsan başlangıçtaki C ortaya çıkmış olmayacak mı? Olacak. Bak buradaki merkez açı 90. 120 buradan topla kaç yaptı? 210 yaptı. E ben bir de bunu 360'tan çıkartırsam C markanın merkez açısı ortaya çıkmayacak mı? Çıkacak. Kaç derece geldi? 150. Çocuklar, buradaki merkez açılar her zaman şuradaki sayılarla orantılı olmalı. Yani sen burada gidip de 150 dereceyi 90'a böldüğün zaman aslında buradaki ne yapıyorsun? Dikkat et. Adetleri birbirine oranlıyorsun. C'nin adediyle A'nın adedine oranlamış oluyorsun. Öyleyse C'nin adedi x artı 72 geldi. A'nın adedi de kaç gelmiş oldu? 3x gelmiş oldu. Hemen sadeleştir şunları. Sıfırlar gitti. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 5 geldi. Bak dikkatli ol. Şuradaki 3 ile buradaki 3 de gitti. Burada 1 kaldı. İçler dışlardan 5x eşittir. x artı 72'den ne gelmiş oldu? 4x'imiz 72 geldi. E ben buradan x'i kaç bulmuş oldum? 18 bulmuş oldum. Benden ne istiyor? başlangıçta B markasından kaç tane helva vardır diye soruyor. E, x 18 ise 3 çarpı 18'den dolayı ben A marka helvalardan toplamda 54 tane olduğunu biliyor muyum? O zaman soru şu. 90 derece 54 tane helvaya denk geliyorsa benim istediğim 120 derece kaç tane helvaya denk gelir? Bu bir doğru orantı olduğu için çapraz çarpım yapmak gerekiyor. Yani 90x Eşittir. 120 çarpı 54'ten dolayı iki tarafı eğer ki 90'a bölersek bu durumda en son 120 çarpı 54 bölü 90 sorunun doğru cevabını bana verecektir. Sıfırları attım. Ne yapacağım? Sadeleştirme yapacağım. 9'u 9'a böldüm bir kere var. 54'ü 9'a böldüm 6 kere var. 6 çarpı 12'den de sorunun doğru cevabı 72 yani Bursa çıkmış oldu. Bir öğretmenin çantasında tahta kalemlerini koyduğu iki farklı bölmesi vardır. Bu bölmelerden birincisinde 3 tane mavi, 3 tane siyah renkli tahta kalemi, ikincisinde ise 2 iki tane mavi, 3 tane siyah renkli tahta kalemi vardır. İlk önce bunları biz bir yazalım. Şimdi birinci bölme, ikinci bölme. Birinci bölmede ne vardı dikkat et? 3 tane mavi vardı ve 3 tane siyah vardı. Peki ikinci bölmede ne vardı? İki tane mavi vardı ve üç tane siyah vardı. Sorunun kalanını okuyalım. Bu öğretmen birinci bölmeden rastgele bir tahta kalemi alıyor. Bu kalemin rengine bakmadan tahtaya yazı yazacakken zil çalıyor ve bu kalemi çantasının ikinci bölmesine atıp teneffüse çıkıyor. Teneffüs sonrası derse girdiğinde çantasındaki ikinci bölmeden rastgele bir kalemi alıp tahtaya yazı yazıyor. Öğretmenin tahtaya yazdığı yazının renginin siyah olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar, ihtimalleri değerlendirmek zorundayız. Bakın şimdi. Bir kere bizim ikinci bölmeden seçeceğimiz renk kesin siyah. Peki bu nasıl olmuş olabilir? Sen diyelim ki birinci bölmeden mavi alıp bunu ikinci bölmeye atıp ikinci bölmeden siyah seçmiş olabilirsin. Ya da birinci bölmeden siyah alıp bunu ikinci bölmeye atıp İkinci bölmeden yine siyah seçmiş olabilirsin. Ama her iki koşulda da mutlaka ikinci bölmeden ne yapacaksın? Siyah seçeceksin. Şimdi sol taraftaki ifadeden başlayalım. İlk önce ne yapalım? Birinci bölümden mavi alalım. Bunu alalım. ikinci bölgeye atalım. Ardından ikinci bölgeden de siyah çekelim. Şimdi dikkatli olun. Sizin buradan mavi seçme olasılığınız var. Bakın dikkatli olun. Olasılık demek ne demekti? İstenen durum bölü tüm durum. Şimdi sen buradan kimi seçmek istiyorsun? Maviye. E toplam mavi sayısı kaç? 3. Peki toplam kalem sayısı kaç? 6. Yani buradan mavi gelme olasılığı kaç gelmiş oldu? 1 bölü 2. O zaman 1 bölü 2 çarpı. Geliyorum sağ tarafa. Ne yaptım? Bir tane mavi kalemi aldım. İkinci bölmeye attım. Artık burada şu anda 3 tane mavi yok mu? Var. O zaman sen 3 tane mavi, 3 tane siyah arasından ne yapmak zorundasın? bir tane siyah seçmek zorundasın. E nasıl seçeceksin bunu? Dikkat et. İstenen durum şu anda 3 tane siyah. Bölü. Peki tüm durum kaç tane? 3 siyah. 3 mavi. 6 tane. Yani 1 bölü 2 de buradan gelmiş oldu. Artı. Diyelim ki birinci bölmeden siyah seçelim. Yani istenen durumun eleman sayısı kaç geldi? 3 gelmiş oldu. Peki toplam kaç tane kalem var burada? 6 tane kalem var. O zaman tüm durumda 6 gelmiş oldu. Çarpı. Sen buradan bir tane siyah aldın. Ne yaptın? Sağ tarafa aktarıyorsun. Bak dikkat et artık burada 3 tane mavi yok. Ne oldu? Başlangıca geri döndüm. Diyorum ki bir kalemi buradan buraya aktaralım. Artık o zaman burada 4 tane siyah olmuş olmayacak mı? Ve sen 4 siyah 2 mavi arasından siyah seçme olasılığını bulmak zorundasın. O zaman istenen durumun eleman sayısı 4. Peki toplam kaç tane kalem var? 6 tane kalem var. Sağ değiştir, sağ değiştir bulalım. Bir kere buradan kaç geldi? 1 bölü 2 geldi. Yani soldan 1 bölü 4 çıkmış oldu. E buradan kaç geldi dikkat et. 1 bölü 2 geldi. Sağdan da 2 bölü 3 çıkmış oldu sadeleştirince. Bu durumda soldan 1 bölü 4. Sağdan dikkat et. 2'ler sadeleşince 1 bölü 3 gelmiş oldu. E paydaları eşit de 3 soldan geldi. 4 sağdan geldi. Bu durumda 3 bölü 12 soldan 4 bölü 12 de sağdan geldi. Toplarsak da 7 bölü 12 yani sorunun doğru cevabı denizi çıkmış oldu. Aşağıdaki bir ucu A diğer ucu B olan tahtrevalinin A ucuna Betül B ucuna Berke 2 AL eşittir B olacak şekilde yerleştiriliyor. Hemen bunları bilsinler. Ben burada AL'ye 1K versem BL kaç K gelecek? 2K gelmiş olacak. Hemen gittim şurada dikkat et. AL'ye 1K verdim. Otomatikman buradaki BL kaç kaç çıkmış oldu? 2K çıkmış oldu. Bu cepte. Bana soruda diyor ki Betül'ün zemine uzaklığının 60 santim olduğu durumda Berke'nin zemine uzaklığı 75 santimdir. Şimdi burada bir duralım. Çocuklar ben bu bilgilerden şuradaki uzaklığı her türlü bulurum. Nasıl bulurum söyleyeyim mi? Bak şimdi. Şuradan bir tane doğru çeksem. Bu doğruyu çektiğim anda bu doğru şuraya dikinse dikkatli olun. E sen şu anda burasının zaten 60 santim olduğunu biliyor musun? Burası 60 santimken burası ne kadar gelecek? 60 santim gelecek. Aynı mantıkta şurasında 60 santim gelmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Kimden dolayı? Dikdörtgenden dolayı. E Bunun tamamı 75 ise buraya kaç kaldı? 15 kalmış oldu. Çocuklar dikkatli olun. Bunların x de zemine dik. Demek ki bak dikkat et. Şuradaki üçgeni görebiliyor musun bak? Şu üçgen. Şöyle bir üçgen var şu an senin karşında. Ve dikkat et burası zemine dikiniyor. Burası zemine dikiniyor. O zaman benim karşımda şöyle bir üçgen var. Üçgen şu bak. Şöyle bir üçgen var. Şurası kaç santim şu anda? 15 santim. Ve şurada da tam da tahtrevalinin orta noktasındaki tahta parçası var. E şöyle yapalım. Ben şuradaki uzunluğa eğer ki x dersem burası x olmak zorunda mı? Zorunda. Sol taraf toplam kaç k? 1k. Sağ tarafta 2k geldi mi? Geldi. Bunlar zemine dik iniyorlarsa o zaman x'i birbirine paralel olmak zorunda değil mi? Kesinlikle zorunda. E bu durumda benzer çıkmadı mı? Sivri uçtan başla. Sivri uçtan ilk yüksekliğe kadar. Yani daha doğrusu İlk doğruya kadar olan kısmın tamamına oranı yani kimi oranı 3k'ya oranı kime eşit olmak zorunda? İlk parçanın yani ilk doğrunun ikinci doğruya oranına eşit olmak zorunda. Bu durumda k'lar gitti. Dikkat et. içler dışlardan eğer ki 3x'imiz 15 geldiyse buradan dikkatli ol. X kaç çıkmış oldu? 5 gelmiş oldu mu? X'imiz 5 gelmiş oldu. Yani şu parça kaç gelmiş oldu? 5 çıkmış oldu. Tamam. Şimdi bak ben şuradaki uzunluğu o zaman ne bulmuş oldum? 65 bulmuş oldum. Bu arada şu x ile bu x karıştırmayın. Bu x farklı x, bu x farklı x tamam mı? E o zaman şöyle yapalım. Aynı mantığı burada uygula bak. Bunu al, şu doğruyu şuradan şöyle çek. Çektiğin zaman dikkatli ol. Buraya dikinmek zorunda. Buraya dikinmek zorunda. Çünkü buradaki doğruların hepsi birbirine paralel arkadaşlar. Paralel. Hepsi zemine dikiniyor. E peki bu uzaklık xken, o zaman şu uzaklığın x olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. E bu uzaklığın da x olması gerekiyor. Otomatikman ben buradan ne anlıyorum? Bunun tamamı 95 iken burası x ise geriye 95 eksi x kaldı. Tamamı 65 iken burası x ise geriye ne kalmış oldu dikkat et. Burası 65 eksi x kaldı. Ve sen sol tarafın 1k sağ tarafın 2k olduğunu bili biliyorsun. Dikkat et karşına çıkan üçgeni görebiliyor musun? Bak şu üçgen tam da şu üçgen. Dikkatli ol. Ben bu üçgeni alıyorum dışarıya çıkartıyorum. Şu an karşımızda şöyle bir üçgen var. Gelmiş devam etmiş şöyle iniyor. Şurası toplam 90 derece. Burasının 95 eksi x olduğunu biliyorum. Şuradan şöyle bir doğru indirdim. E bunun 65 eksi x olduğunu biliyorum. Şurasının 2k burasında 1k olduğunu biliyorum. Eğer ki bunların x dedikse iki doğru birbirine paralel değil mi? Paralel. E benzerlik var o zaman burada. Sivri uçtan başla. Sivri uçtan ilk doğruya kadar olan kısmın yani 2K'nın bütün doğruya olan uzaklığı yani 3K'nın uzaklığı kime eşit olmak zorunda? İlk doğrunun yani 65 x'in 95 x'e oranına eşit olmak zorunda. E bu durumda k'lar gitti. İçler dışlar yap. 2 çarpı 95 kaç yapacaktır? Dikkatli olun. 190 yapacaktır. Eksi 2x sağdan geldi. 3 ile 65 çarp. 3 çarp 5 15 elde var 1. 3 çarp 6 18. 195 de buradan geldi. E sağdan ne gelmiş oldu? Eksi 3x geldi mi? O zaman eksi 3x'i sol tarafa gönder. 190'ı sağ tarafa gönder. Eksi 3x'i sol tarafa yollarsam artı 1x yaptı. 190'ı sağ tarafa yollarsam 5 gelmiş oldu. O zaman aradığım o x mesafesi de 5 gelmiş oldu. Yani sorunun doğru cevabı Adana çıkmış oldu. ABC üçgeni biçimdeki kağıt EC boyunca katlandığında B köşesinin yeni yeri AC doğrusu üzerine geliyormuş. ABC üçgeni biçimdeki kağıt BD boyunca katlandığında C köşesinin yeni yeri AB doğrusu üzerine geliyormuş. Arkadaşlar katlama sorununda bilmeniz gereken yegane olay şu sen üçgeni hangi doğruya göre katlıyorsan sakın unutmuyorsun. O doğru daima açıortay doğrusu olmak zorunda. Ne yaptın? Bir kere BD'ye göre katladın. Bir de EC'ye göre katladın. O zaman burasında açıortay olması gerekiyor. Şöyle yap. Şuradaki açıortayları bilsinler. Buna A verdim. Burası A oldu. Buna B verdim. Burası B oldu. Bak şimdi. Gidip de EBC üçgeni bakar mısın? Bu üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı eşit değil mi? Eşit. Yani ben 2A ile B'nin toplamını kim olduğunu biliyorum. 75 olduğunu biliyorum. Aynı mantıkta BDC üçgene bakar mısın? 2 tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı eşit olmak zorunda değil mi? Zorunda. Yani 2B ile A'nın toplamı kaç gelmiş oldu? 81 gelmiş oldu. Peki ben kimi arıyorum? BAC yani şuradaki açının ölçüsünü arıyorum. Buradaki açıları taraf taraf bir toplayın. Bak B buradan 2B buradan 3B geldi. 2A buradan 1A buradan 3A geldi. Sağ tarafı toplarsam kaç gelmiş oldu? 156 gelmiş oldu. Sol tarafı 3 parantezin alırsan 3 parantezinde A artı B 156 eşitse iki tarafı da 3'e böldüğüm takdirde A artı B kaç gelmiş oldu? Dikkat et. 52 gelmiş oldu. E şimdi sen A açısıyla beraber şuradaki iki açının toplamının kaç derece olduğunu diyorsun? 180. Bak dikkat et. Burada toplam kaç A var? 2A. Burada toplam kaç B var? 2B. E sen zaten A artı B'nin 52 olduğunu bilmiyor musun? O zaman ben burada iki tarafı da 2 ile çarparsam 2A artı 2B değeri de 104 e eşit gelmesi gerekmiyor mu? Demek ki de bu açıyla bu açının toplamı 104 geldi. E sen bunları kaç eklersen toplamı 180 yapar? 76. Demek ki A açısı da 76 gelmesi gerekiyor. Sorunun doğru cevabı da Edirne çıkmış oldu. Şekil 1'de özdeş 3 tane çubuk bize verilmiştir. Şekil 1'deki özdeş çubuklar kullanılarak şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Kırmızı çubuk, yeşil ve mavi çubukların uçlarından sırasıyla 1 birim ve 18 birim kalacak şekilde yerleştirilmiş. Daha sonra kırmızı çubuk yeşil ve mavi çubuklar üzerinden kaydırılarak şekil 3'teki görünüm elde edilmiş. Buna göre şekil 3'teki kırmızı çubuk yeşil ve mavi çubuğun uçlarından sırasıyla bu kadar birim kalacak şekilde kaydırılmış. X kaçtır diye soruyor bana. Şimdi arkadaşlar diyelim ki buradaki çubuklar özdeş ya. Bunlardan bir tanesinin uzunluğu A kadar olsun. O zaman her biri A olmak zorunda mı? Zorunda. Bak sen şuradan bir birimlik kısmının kaydırıldığını biliyorsun. E bu çubuğun tamamı eğer ki A ise buradan bir birimlik kısmı kaydırıldıysa şu kalan kısmı kaç olmak zorunda? Dikkat et. A 1 kadar olmak zorunda. Aynı şekilde eğer ki buradan 18 birimlik kısmı kaydırıldıysa sen bunun tamamının A olduğunu biliyorsun ya o zaman geriye ne kaldı buradan? şuradaki parça dikkat et. A eksi 18 kaldı. A eksi 18 ile 18 toplarsam A gelecek. E buradaki kırmızı çubukta A gelmiş oldu. İstersen Pisagor'dan A eksi 1'in karesi artı A eksi 18'in karesi A'nın karesine eşit gelebilir. Ya da şunu düşün. Dikkatli ol. Dik kenarlar arasındaki farka bakar mısın? Şu an A eksi 1. A eksi 18'den kaç fazla? 17 fazla. Peki herhangi bir dik üçgende, herhangi bir dik üçgende, özel üçgende düşünün. Dik kenarlar birbirinden 7 fazlayken hangi özel üçgen karşımda vardı? 7, 24, 25. Bak 17 fazlalık var burada. E o zaman ben buraya gitsem 24 desem, buraya 7 desem acaba sağlıyor mu? A eksi 1'in 24 olması için A'nın kaç olması lazım? 25 sağladı. E bu durumda A25 ise 25'ten de 18 çıktı. Bak burası kaç geldi? 7 gelmiş oldu. Demek ki ben ne anlıyorum? Buradaki çubuklardan herhangi biri 25 birim gelmiş oldu. Bu cepte. Tamam bunu bulmuş olduk. Geliyorum yan tarafa. Eğer ki bu çubuklar 25'er birim ben bir kere şuraya gittim. 25'i yazmış oldum. Ne diyor bana soruda? Yeşili x artı 5 birim kaydır diyor. Demek ki şurası x artı 5 birim geldi. E ben bunun tamamının kaç olduğunu biliyorum. 25. 25'ten eğer ki ben x artı 5'i çıkartırsam geriye kaç kaldı? 20 eksi x kaldı. Nere orası? İşte tam da şu kısım. 20 eksi x gelmiş oldu. Aynı şekilde burası xken, ben bunun tamamını kaç olduğunu biliyorum. Dikkat et kaç olduğunu biliyorum. 25 olduğunu biliyorum. E 25'ten x'i çıkartırsam geriye ne kalmış oldu? 25 eksi x kalmış oldu. Şimdi şurasında dik olduğunu biliyoruz. Pisagor yapabilir miyim? Yapabilirim. Ama şunu düşünün. Hipotenüsü 25 olan elinizde hangi özel üçgen vardı? Hatırlamaya çalışın. Hipotenüsü 25 olan 3, 4, 5'in eğer ki ben burada 5'er katlanılırsam bak dikkat et. 5'er katlanı aldığım takdirde ne gelmiş oluyor? 15, 20, 25 özel üçgeni gelmiş oluyor. Şu an 20 eksi x mi daha büyük yoksa 25 eksi x mi? 25 eksi x. O zaman gitsem şurasını 20 alsam burasını 15 alsam acaba tutar mı? 20 eksi x'in 15 olması için x'in kaç olması lazım? 5. x 5 iken 25 eksi 5'ten de burası kaç geldi? 20 geldi. O zaman Pisagor'u salladığı için x'leri 5 çıktı. Yani sorunun doğru cevabı da Adana gelmiş oldu. Sakın Pisagor'da gidip de özel üçgen denemeden Pisagor yapmayın. Yoksa burada nefesiniz yetmez. Çok fazla işlem çıkar. Haberiniz olsun tamam mı? Şekil 1'de bize bir tane düzgün çokgen verilmiş. Bu düzgün çokgen içindeki kağıt DF boyunca DF köşegeni boyunca kesilerek şekil 2'deki gibi BD köşegeni üzerine yapıştırıldığında E köşesinin yeni yeri E üssü oluyormuş. E buradaki açı 132 derece olduğuna göre düzgün çokgen kaç kenarlıdır diye soruyor bana. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz düzgün çokgenin kenar sayısını bulabilmek için hatırlarsanız siz 360 alıp da eğer ki düzgün çokgenin kenar sayısına bölerseniz bu size kimi verecekti? Bir dış açının ölçüsünü vermeyecek miydi? E o zaman ben bu düzgün çokgenin bir dış açısını bulursam otomatikman kenar sayısı ortaya çıkmaz mı? Çıkar. Yani benim bu sorudaki şu an amacım bu düzgün çokgenin dış açısını bulmak. Bak şimdi soruya geçmeden önce adam şu anda burada D ile F'yi birleştirirken ne yapmış? İki tane kenarı şurada birleştirmemiş mi? Birleştirmiş. O zaman ben burada BD'yi şurada birleştirseydim. Dikkatli olun. Hani bu şu anda düzgün çokgen ya. Bütün kenarlar ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Çocuklar dikkatli olun. Şu an buradaki açı bak, şuradaki açı ve şuradaki açı eşit olmak zorunda mı? Zorunda. Neden zorunda? E çünkü karşımda ikizkenar üçgen var. Yani ben şu açıya gitsem, alfa desem, buradaki açı da alfa olmak zorunda. Ve şu an bu alfa derece açı kaç tane kenarı görüyor? Bir kenarı. O zaman bir kenarı gören bütün açılar alfa olmak zorunda. Bak, buradaki açıda Dikkat et. Şu an hangi kenarı görüyor? Sadece bir kenarı görmüyor mu? CD görüyor. O zaman bu açıda alfa kadarsa bu da alfa kadar olmak zorunda. Tamam. Şimdi gidelim DF'yi keselim. Kestikten sonra gidelim buraya yapıştıralım. Bak az önce söylemiştim. Sen bu açının alfa olduğunu biliyorsun. Aynı şekilde şu açının alfa olduğunu biliyorsun. E, az önce kestiğim bu kısmı şuraya yapıştırdığın zaman o zaman bu açıda alfa. Bu açıda alfa gelmek zorunda değil mi? Zorunda. Ben buradan ne anladım? Bak dikkat et. Bu düzgün çokgenin bir iç açısını buldum. Ne geldi? Alfa buradan. Alfa buradan 2 alfa. 132 de buradan ne geldi? 2 alfa artı 132 bir iç açı gelmiş oldu. E şimdi şöyle düşün. Ben burada eğer ki C'yi uzatsaydım. Bir üçgende iki tane iç açının toplamı komşu olmayan dış açıdan şurası 2 alfa gelmiş olmayacak mıydı? Demek ki bu düzgün çokgenin dış açısı ne gelmiş oldu? 2 alfa. Peki iç açıyla dış açının toplamı kime eşit olmak zorunda? 180'e. E, dolayısıyla 4 alfa artı 132 eşittir 180'den. 132'yi sağ tarafa gönder. 4 alfa kaç gelmiş oldu? 48. Alfa da buradan kaç çıkmış oldu? 12 çıkmış oldu. Dikkat et. Bizim şu an dış açımız kaç dereceydi? 2 alfa. E, alfa 12 ise o zaman dış açı 2 alfadan 24 gelmiş oldu mu? Yani ben anlıyorum ki 360'ın kenar sayısının oranı ne gelmek zorunda? Dış açıdan 24 gelmek zorunda. E 360'ın neye oranı 24 gelmek zorunda? 15'e. Bu durumda anlıyorum ki karşımızdaki düzgün çokgen 15 kenarlı. Yani sorunun doğru cevabı da denizli gelmiş oldu. Kerem'in uzunlukları 8 birim ve 12 birim olan ikişer çubuğu şekil 1'de bize verilmiştir. Kerem bu çubuklarla şekil 2'deki gibi iki farklı paralelkenar elde ediyor. Buna göre alanları eşittir, çevreleri eşittir ve üçüncü yargıyı benden istiyor. Şimdi arkadaşlar bu iki paralel kenarın alanların eşit olma şansı yok. Neden yok? Bir paralel kenarda alan nasıl bulunurdu? Taban çarpı tabana ait olan yükseklik. E şimdi bu durumda bak ben şuradan bir tane dikme indirsem. Bu dikmeyi indirdiğim zaman burada ne oluştu? 30, 60, 90 özür üçgeni geldi. Yani 90'ı gördüğü 8 iken 30'u gördüğü kaç gelecek burada? Yarısından yükseklik kaç çıkmış oldu? Yüksekliğimiz 4 geldi. E ben aynı şekilde şuradan bir tane dikme indirdiğim zaman 30, 60, 90 geldi mi? Yani 90'ın gördüğü 8 iken 65'in gördüğü ne olacak? Dikkat et. Şu an burada büyük açı geldi. E dolayısıyla burası 4 gelmiş olmayacak. E tabanlar aynı ama yükseklikler farklı. Bu durumda alanların aynı olma şansı yok. Çevreler tabii ki de eşit olacak. Çünkü kenarların hepsi aynı. Soldaki paralel kenarın çevresi 12 buradan 12 buradan 24. 8 buradan 8 buradan kaç geldi? 16 gelmiş oldu. E bunları toplarsam çevre kaç gelmiş oldu? 40 çıkmış oldu. E aynı kenarlar burada yok mu? O zaman çevrelerin aynı olacağı garanti. İçinde alınan bir noktanın kenarları olan uzaklıkları toplama eşittir. Bak az önceki olay bu size zaten her şeyi açıklıyor. Sen diyelim ki şuradan bir tane nokta aldın. Buraya bir tane doğru indirdin. Bu indirdiğin doğruyla bu indirdiğin doğrunun uzaklığı hiç aynı oldu mu? Olmadı. O zaman uzakta toplama eşit olma şansı yok. Yani doğru cevap yalnız iki Bursa gelmiş oldu. Şekil 1'de ön yüzü mor ve arka yüzü turuncu renkte verilen ABCD paralel kenarı biçimdeki kağıt A köşesinden şekil 2'deki gibi BD köşegenli boyunca katlandığında A noktası ABCD düzlemi ile aynı düzlemdeki A üstü noktasına geliyormuş. Paralel kenarın bize kısa kenarı verilmiş. Şurası neymiş? 12 birimmiş. Uzun kenarı bize verilmiş. Buna göre KBC üçgenin çevresi nedir diye soruyor. Arkadaşlar şekil 2'yi önceki şekilde paralel kenarı bir tamamlar mısınız? Yani önceki şekilde bir onu bir tamamlayalım. Bakın bunu tamamladığınız takdirde bir şeyleri rahat göreceksiniz. Şimdi şunu da şöyle bir uzat. Önceki şekli bir tamamla. E şimdi senin karşında paralel kenar varsa ben buradan ne anlıyorum dikkat et. Şu iki doğru birbirine eşit olmak zorunda. Bu garanti. Ayrıca dikkatli ol. Sen şu an şekli hangi doğruya göre katladın? BD'ye göre. Katlanan doğruya göre olan açılar her zaman açı ortay. Burası açı ortay geldi. Ayrıca karşılıklı doğrular paralel değil mi? E, o zaman burada bir Z kuralı var. Bak burası noktalı olmak zorunda. Bu da cepte. Yani şurada bir ne çıktı? İkiz üçgen geldi. Ayrıca dikkatli ol. Dikkatli ol. Biz mesela gitsek şuraya bir X birim desek. Sen şu anda DC'nin toplamda buradan kaç birim olduğunu biliyorsun? 18 olduğunu biliyorsun. E, 18'in x'i buradaysa şuraya 18 eksi x kalmadı mı? Kaldı. Ayrıca şu anda bu oluşan KDB üçgeni ikiz kenar bir üçgen olduğu için e buraya ne gelmiş oldu? 18 eksi x gelmiş oldu. Ayrıca sen AD'nin sol taraftan 12 olduğunu bildiğin için CB'nin de 12 gelmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. E demek ki de burası da 12 birim çıkmış oldu. Bizden ne istiyordu? KBC'nin çevresine, topla çevresine 18 eksi x soldan, x yukarıdan, 12 de sağdan geldi. Eğer ki bunları toplarsam x'ler zaten birbirini götürdü. Sorunun doğru cevabı da Ceyhan yani 30 gelmiş oldu. Şekilde verilen üçgen dik prizması B üssü C üssü BC yüzey üzerindeyken yüksekliğinin yarısına kadar su ile doldur. Bize birkaç tane eşitlik vermiş. Buna göre bu prizma ABC yüzey üzerine konulandığında. İçindeki suyun yüksekliği kaç santim olur diye soruyor bana. Arkadaşlar soruya başlamadan önce bilmemiz gereken birkaç tane ifade var. Birincisi benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşittir. Benzerlik oranının kübü hacimler oranı eşittir. Bir de ben buradaki prizmanın hacmi nasıl bulacağım? Taban alanı çarpı yükseklik yardımıyla. Şimdi adam bize bir kere B üssü B'yi kaç vermiş? 4 vermiş. Şimdi bakın dikkatli olun şuradaki iki doğrunun biz birbirine paralel olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Neden? Orta tabandan dolayı. Adam inmiş, iki eş parça ayırmış. inmiş iki eş parça ayırmış. O zaman buradaki iki doğru birbirine paralel olmak zorunda. Ben eğer ki şuraya K, buraya K dersem. O zaman bu doğrunun tamamlı oranı. Yani K'nın 2 k 2K oranı. Yani 1 bölü 2. Bana neyi vermiş olacak? Benzerlik oranını. İşte sen bu 1 bölü 2'nin karesini alırsan sana bu neyi vermiş olacak? Alanlar oranını. Yani 1 bölü 4. Yani ben bunu gidip de A'ya 4A şeklinde yazsam ne gelmiş oldu şu anda? Alanlar oranı. Yani üstteki üçgenin alanına ben burada gidip de A desem o zaman bütün üçgenin alanı 4A gelmek zorunda. Yani alttaki şu şekle 3A kalmış oldu. Bir de gelelim hacime. Aynı şekilde sen benzerlik oranının kübünü aldığın zaman kim çıkacak karşına? 1 bölü 8 gelmiş olacak. İşte bu da kime eşit olmak zorunda? Hacimler oranına. Peki ben bunu gidip de V'ye 8V şeklinde alsam bir şey değişir mi? Hayır hiçbir şey değişmez. Peki ben buradan ne anlıyorum? İşte şuradaki ufak üçgenin hacmine ben burada V dersem bütün şekil 8V olmak zorunda. E geriye ne kaldı? Şuradaki suyun Hacmi 7V olarak yazılmış oldu. Şimdi gelelim hacmi yazmaya. Arkadaşlar biz prizmada hacmi nasıl yazacaktık? Taban alanı çarpı yükseklik. Bak dikkat et. Senin 7V diye bahsettiğin şuradaki suyun hacmini yazarken ben bu 3A'lık kısım var ya bunu taban alanı olarak alsam o zaman şuradaki BB üstü de yükseklik olmak zorunda değil mi? Yani senin 7V diye bahsettiğin hacim aslında kime eşit? 3A çarpı 4'ten 12A'ya eşit. Bu cepte. Peki ben bu şekli alıp da eğer ki ABC üçgeni üzerine koyarsam. Dikkatli ol. Şu an tabanın tamamı kim gelmiş oldu? 4A gelmiş oldu. Peki tabanın tamamı 4A iken. Dikkat et. Hani şuradaki şeklin alanı 4A ya. E bu durumda tabanın alanı 4A gelmiş oldu. Peki sen bu şekli şöyle konumlandırdığın zaman. Şu anda yüksekliğin yani suyun yüksekliğinin nereye geldiğini tahmin edebiliyor musun? Hayır edemiyorsun. Zaten onu benden istiyor. E bu durumda sen bu şekli ters de çevirsen, yan da çevirsen fark etmez. Buradaki suyun hacmi değişecek mi? Hayır değişmeyecek. Şu anda burada da hala 7 V'lik bir hacim var. O zaman sen bana buradaki 7 V'lik hacim yazar mısın? Şu an taban alanımız 4A geldi. Peki yükseklik ne gelmiş oldu? H gelmiş oldu. Ben şu an neyi yazdım? hacmi yazdım. Peki hacim kime eşitti? 7V eşitti. E sen aynı zamanda 7V'nin kime eşit olduğunu biliyorsun. 12A'ya eşit olduğunu biliyorsun. E bu durumda karşılıklı A'lar ne yaptı? Birbirini götürdü. 4H dediğimiz ifade 12 eşit geldi. H da buradan 3 çıkmış oldu. Yani sen bu şekli çevirdiğin zaman 4A'lık tabanı koyduğun zaman buradaki suyun yüksekliği ne gelecekmiş? 3 santim gelecekmiş. Bu durumda sorunun doğru cevabı da Denizli gelmiş oldu. Şekil 1'de verilen 60'a 180 santim ölçülerindeki kapı şekil 2'deki gibi 135 derecelik açı yapacak biçimde açıldığında kapının taradığı bölgenin hacmi kaç pi metreküptür diye soruyor bana. Arkadaşlar kapıyı açtığımız zaman karşımıza oluşan hacmi ben size burada çizdim. İşte bu şeklin hacmi bana neyi verecek? İstediğimiz hacmi verecek. Peki bu şekilde hacim bulmak için ne yapmak gerekiyor? Taban alanı çarpı yüksekliği yani 180'i bulmamız gerekiyor. Peki tabanda kim var şu anda? Bir tane daire dilimi var. E biz daire dilimin alanı nasıl bulacaktık? Pi çarpı yarıçapın karesi çarpı alfa bölü 360. O zaman pi çarpı dikkat et yarı çap ne geldi? 60 geldi. E burası 60'ın karesi olmuş oldu. Çarpı alfa bölü 360'tan açımız kaç derece merkez açısı? 135 derece. O zaman 135 bölü buradan gelmiş oldu. Çarpı sağdan da kim geldi? 180 geldi. Peki 60'ın karesi kaç? Ne yaptı burası? 3600 mu yaptı? Pi çarpı 3600 çarpı 135 bölü 360 çarpı 180 gelmiş oldu. Hemen şuradaki 360 ile 3600 bir sağ değiştir. Bunlar gitti. Geriye kaç kaldı? 10 mu kaldı? E 10 da bunu çarparsak ne gelmiş oldu? Pi çarpı 1350 çarpı 180 gelmiş oldu. Sonuç olarak da eğer ki bunları çarparsam karşıma ne çıkmış oldu? 243.000 pi santimetre küp gelmiş oldu. Ama soruda benden ne istiyor? Kaç pi metre küptür diyor. Çocuklar santimetre kübü metre kübe çevirirken kaç sıfır sola gelecektim hatırlayın. Kaç virgül sola gelecektik. Toplamda 6 basamak sola gelmem gerekiyordu. O zaman virgül şu an buradaysa 6 basamak sola gelirsem bunun sonucu da 0,243 pi metre küp gelecektir. Yani sorunun doğru cevabı da adına çıkmış olacaktır şekil 1'deki bir uzunlukları verilen T cetveli kare biçimdeki bir masanın üzerine şekil 2'deki gibi kurulmuş. T cetveli iki tane dikdörtgenin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Buna göre kare biçimdeki masanın alanı kaç santimetre karedir diye soruyor bana. Arkadaşlar dikkatli olun. Bir kere sizin elinizdeki şu cetvel bu cetvelin tam ortasından geçiyorsa anlıyorum ki aslında köşegen tam da buradaki cetvel üzerinde. Şimdi bu ne işime yarayacak? Birazdan çok fazla işe yarayacak. Elimizdeki şu cetveli bakın. Şöyle yukarı doğru birazcık uzatsak. Şöyle yukarı doğru ben bunu şöyle bir çeksem. Bunu da şöyle bir çeksem. Ardından şunları şöyle bir birleştirsem. Dikkatli olun. Siz şu anda şu uzunluğun 2 santim olduğunu biliyorsunuz ya. E burası da 2 santim. Burası da 2 santim gelmeyecek mi? Gelecek. Ve hatta ve hatta şuradaki açılar kaçar derece olmak zorunda? 45. İşte bunun ispat nereden geliyor söyleyeyim mi? Köşegen üzerinde olmasından dolayı geliyor. Bak şimdi. Şekli birazcık büyütelim ki rahat görün. Birazcık büyütelim şekli. Şimdi karşınızda böyle bir şekil var. Siz buradan köşegen çektiğiniz zaman köşegen ne yapacaktı? Buradaki açıyı iki eş parça ayırmayacak mı? E, o zaman iki eş parça ayırdığı zaman burayı dik kesecek. Bak tam da şu kırmızı doğruyu dik kesecek. Ve şuradaki açı 45 derece gelecek. O zaman bu açı kaç derece kaldı? 45 kaldı. İşte 45'in ispatı buradan geliyor. Bu cepte. Şimdi bunun dışında. O zaman ben anlıyorum ki bu açılar 45-45 ise, e burası 90 derece, o zaman burası 45 geldi. Aynı mantıkta 90 derece 45 geldi. 90 derece 45 geldi böyle ilerliyor. Ayrıca 90-45 ise burası 45 olmak zorunda mı? Zorunda. Bak, ben buradan bir şey daha buldum. 45-45-90 üçgeninde sen hipotenüsün hipotenüs uzunluğuna sahipsen hipotenüsten dik kenara nasıl gelecektin? Oradaki sayıyı kök 2'ye bölerek. E böldüğün takdirde bunu kök 2 ile genişletirsen burası da 2 kök 2 bölü 2 gelmeyecek mi? Gelecek. 2'ler gitti. Demek ki de buradaki uzunluk kök 2 ve şu uzunluk kök 2 gelmek zorunda. Aynı mantıkta burası kök 2 burası kök 2 gelmek zorunda. Şimdi dikkatli ol. Sen buradaki uzunluğun toplam kaç santim olduğunu biliyorsun. 30 santim. E demek ki şuradan başlayıp buraya kadar gelen uzunluk da 30 santim olmak zorunda. Ayrıca dikkatli ol. Sen buradaki cetvelin şu ucunun 2 santim olduğunu biliyor musun? Evet biliyorsun. O zaman 2 santim buradan geldi. Ve geliyorum bu kısma. Çok dikkatli ol. Sen burasının 6 santim olduğunu biliyorsan aynı zamanda burası 6 santim olmak zorunda değil mi? Zorunda. E peki şu an senin burada karşında ikiz kenar bir üçgen yok mu? E demek ki bu 6 ise burası da 6 gelmiş oldu. O zaman 30 buradan. 2 buradan 32. 6 da buradan kaç geldi? 38 geldi. Bak karşında dikkat et ikiz kenar bir üçgen var şu şekilde. İkiz kenar bir üçgen var. Hatta bu ikiz kenar dik üçgen. 45 45 90 üçgeni. Ve sen hipotenüsün 38 olduğunu biliyorsun. O zaman dik yanı nasıl bulacaksın? 38'i kök 2'ye bölerek. E buradan da kök 2 ile bu ifade genişletirsem 38 kök 2/2 bölü 2 gelecek. Yani buradan bir tane dik kenar kaç gelmiş oldu? 19 kök 2. 19 kök 2 gelmiş oldu. Bu durumda soru bitti mi? Evet bitti. Çünkü burası 19 kök 2 ise e burası da kök 2 o zaman karenin bir kenarı 20 kök 2 gelmiş oldu. E karenin bir kenarı 20 kök 2 ise ben alanı nasıl bulacağım? Bir kenarın karesini alarak. Bu durumda 20'nin karesi 400 geldi. Kök 2'nin karesi 2 geldi. X'in çarparsam da alanımız 800 santimetre kare gelmiş oldu. Tamam mı? Yani cevap ne gelmiş oldu? Cevabımız da Ceyhan çıkmış oldu. B noktasında bulunan bir karınca birim kareli zemin üzerinde birbiriyle dik kesişen kırmızı çizgiler üzerinde hareket ederek A noktasına ulaşıyormuş. B noktasından harekete başlayan karınca hızını değiştirmeden 7 dakikada kabile gelmiş. Dur. Şimdi bu karıncanın hızına biz bir isim verelim. Karıncanın hızı diyelim ki ne olsun dakikada V kadar yol alsın. E bu karınca 7 dakikada kabile geliyorsa 1 dakikada V kadar yol alan karınca 7. dakikada ne yapacak? 7V kadar yol alacak. Ne yaptı? K1'e geldi. Devam et. K1'den de K2'ye dikkat et. Kaçıncı dakikada geliyormuş? 8. dakikada. E ben zaten 7. dakikada K1'de olduğuma göre demek ki buradan buraya ne yaptım? Sadece 1 dakika harcadım. Peki bu karınca 1 dakikada ne kadar yol alıyordu? V kadar. Devam et. 13. dakikada neredeymişim? K3'teymişim. Şurada 13. dakika. Dikkat et. K2'deyken kaçıncı dakikadaydım? 8. dakika. O zaman arada toplam kaç dakika fark var? 5 dakika fark var. E 1 dakikada V kadar yol alıyorsa 5 dakikada 5V yol alacak. Geliyorum diğerine. Dikkat et 21. dakikada K4'tesin. 4 Burada 21. dakikada varsa e 21'den eğer ki 13 çıkarsam arada kaç dakika fark kalacak? 8 dakika fark kalacak. Demek ki K4 ve K3 arasında 8 dakikada aldı. E 1 dakikada V kadar gidiyorsa 8 dakikada 8 V kadar gidecek. En sonunda da dikkat edin 33. dakikada neredeymiş? A'daymış. E az önce 21. dakikada neredeydi? K4'teydi. 21 ile 33 arasında toplam 12 dakika fark var. 1 dakikada V kadar gidiyorsa 12 dakikada 12 V kadar gitmeli. Yolları bir kere bir yazdık bu cepte. Tamam. Şimdi gelelim sorun kalanına. Ne istiyor benden? A noktasına ulaştığına göre karıncanın aldığı yol kaç birimdir diye soruyor bana. Yani buradaki V'lerin toplamı istiyor. Arkadaşlar şekil şu anda birim kare mi? Birim kare. E o zaman sen şu anda mesela AB uzunluğu bulmaya kalksan. Bak şekli şurada bir çizelim. Şekil şöyle bir şekil. Şekil bir kare. Burası A noktası. Burası B noktası. Ve dikkatli ol. Burada toplamda kaç tane birim kare var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane burada var. O zaman burası 5 birim. Buraya 5 birim dersem sen bana buradan köşegen uzunluğu bulamaz mısın? Çok rahat bulursun. Çünkü burası ikiz kenar bir dik üçgen. Bu durumda köşegen uzunluğu 5 kök 2 gelmek zorunda. Tamam. Biz AB'yi ne bulduk? 5 kök 2 bulduk. Şimdi şöyle yapalım bakın. Bu elimizdeki doğruyu aşağıya doğru hiçbir şekilde eğim değiştirmeden biz bunu bir uzatalım. Ben bu doğruyu aldım, eğim değiştirmeden B'nin yanına kadar uzattım. Uzattıktan sonra şimdi lütfen dikkatli olun. Bakın. Siz bunu şöyle bölseniz hatta biraz daha rahat göreceksiniz. Bakın. Şöyle uzatsam ben bunları. Şimdi buradaki yol 5V iken o zaman şu yol 5V olmak zorunda mı? Zorunda. Aynı mantıkta bu yol 7V iken Şurası da 7 ve olmak zorunda mı? Zorunda. E demek ki ben bak bu uzunun tamamını buldum. Bu cepte. Aynı şekilde buradan da buraya bir tane dik doğru indirsek. Dikkatli olun. Siz burasının toplamda kaç V olduğunu biliyorsunuz? 8 V. Peki bu uzaklık 1 V Hani bunun tamamında 8 V gelmek zorunda ya. O zaman buraya kaç V kaldı? 7 V kalmadı mı? Ve dikkat et burası dik olmak zorunda. E burası 7 V Burası 7 V gelmedi mi? Geldi. Şimdi gidiyorum A ile B doğrusunu A ile B noktalarını bir doğruyla birleştiriyorum. Arkadaşlar dikkatli olun. Siz az önce şurası ne buldunuz? 7V. Peki bunun tamamını kaç V buldunuz? 12V buradan geldi. 5V buradan geldi. 17V. 7V buradan geldi. 24V. Peki 7, 24 ne özel vardı? 25. Demek ki senin AB köşegenin şu an ne olmak zorunda? 25 V'ye eşit olmak zorunda. İki tarafı 25'e bölersek V'de ne gelmiş oldu? 5 kök 2 bölü 25'ten kök 2 bölü 5 gelmiş oldu. Senden ne istiyordu? Bütün uzaklıkların toplamını. Eğer ki buradaki tüm uzaklıkları toplarsan B'den A'ya kadar toplamda 33 V gelecektir. E sen zaten V'nin de kök 2 bölü 5 olduğunu biliyorsun. Bu durumda cevap da 33 çarpı kök 2 bölü 5'ten cevabımız denizi çıkmış oldu.